Adam yani öyle seviyordu ki Türkiye'nin Gürkan'ı, Türkiye'nin Gürkan'ı diyordu. Allah rahmet eylesin ya, güzel insandı, güzel, çok güzel bir insandı. Yok, maşallahları vardı, genç yeteneklerin hepsi iyiydi. Açtım ses şu an. Ha, tekrardan geçmiş olsun. Gideceğin zaman bir dahakine bana haber ver. Ben de geleceğim doktora bu sefer. Yahu ne zaman gidersen, şimdi gitme, yarın git, ertesi gün git. Bir daha yapsana. Tamam, Allah razı olsun anacığım. Öperim elinden ayağından seni. Hayırlı Ramazanlar, anaların gülü. Dikkat et kendine. Biz kaçta kalkıyoruz? Kafamıza göre Allah ne verdiyse kalkın. Uyumuyorum ya ben. Uyumadığım için sıkıntı olmuyor. Aa. Ya, yok anacığım, biliyorsun. Öpüyorum elinlerinden. Haydi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, canlı canlı bir miktar easy telefon konuşmasından sonra ben geldim. Aleykümselam, hoş geldiniz gençler. Allah herkesin oruçlarını kabul etsin inşallah. Gençler, kaç yaşında olursam olayım anamın çocuğuyum. Yani çok değişen bir şey olmuyor gençler. Aleykümselam, welcome to the jungle gençler. Emre hoş geldin. Tolga burada. Erdem, Batu, Yunus, Süreyya bile burada. Ahmet burada. Yunus burada. Ahmet, Hakan burada. Metehan da burada. Allah. Dediğim gibi gençler, 50 yaşında da olsanız anınızın çocuğusunuz. Çok değişen bir şey olmuyor abi. Tabii. Çok değişen bir şey olmuyor. Yaşınızın kaç olduğunun çok önemi yok böyle şeylerde. Hisarım. Ne yapıyorsun ya? Cancıyer kızı sarması. Hadi bakalım, cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Yarın biliyorsunuz Variant 7 geliyor. Variant 7'yi canlı yayında oynayacağız. Hatta ben iftarı yarın canlı yayında açacağım arkadaşlar. Gelir gelmez de Allahu Ekber deyip yüze gideceğiz. Yani yarınki randevularınızı iptal edin. Zaten saat 7'den sonra dışarı çıkma yasağı var. Aa, basıyorum basıyorum almıyor. Ne kadar enteresan. Normalde bu oyunda böyle hata olmazdı. Hadi bakalım. 6 yıldızlarla yola çıkalım gençler. Gençler. Buram hoş geldin. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hep beraber olsun. Yayın kaça kadar hiçbir fikrim yok. Bizim de komşular sefer, Allah rahmet eylesin. Bak ne kadar güzel bir günde vefat etmiş. Yani Rabbim bekletmiş, bekletmiş, tam zamanı denk getirmiş. Kurban oldum Rabbim. Şunu şöyle yapalım. Annemin körpesiyim diyorsun. Güzel. Öyle arkadaşlar. Yaşınız kaç olursa olsun ananızın çocuğusunuz. O değişmez abi. O değişmez. Spawn kardeş. Sen burada spawn mı yapıyorsun? Kafana vururum Nikifor inen. Ana gibi yar olmaz be annemi. Amin amin, mekanı cennet olsun. Cennet olsun. Yarın acılar. %100'e gidiyoruz. %100'e gidiyoruz inşallah. Geldiği gibi direkt %100 gençler. Variant 7 %100.
Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Allah dirliğimiz. Amin, 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 amin inşallah. Mustafa, Allah razı olsun. Hadi bakalım sıradaki Gundi'ye. Şimdi şu Gundi'yi bir kilitlenelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Falcon kilitlendiğinde Nicky Fury'e yük aldırmıyor taktik yükü. Ama şöyle bir şey var. üzerindeki yükünü kullandığı zaman Nick Fury direkt taktik yükünü de kapatıyor ya çılgın. Nick Fury sen bir çılgınsın kardeşim. Gol. Bu akşam görev ne? Tahminimce kış askeri. Yani Kaptan Amerika'nın kankası mı en yakın arkadaşı mı ne yazıyordu? Tahminimce kış askeridir. İsim okuma yok. İsim okuma yok. Hakikaten Ahmet sen kimsin ya? Böyle bir şey söylüyorsun. Ahmet sen kimsin ya? Hayır kimsin? Hakikaten kim? Abi evin hangi sahile yakın yanlış? Yok Ahmet konum vermiyorum. Yok öyle bir şey. Aa gençler. Gençler, apokalipsle apokalipsi kapıştırmak isterim ama dur şöyle yapalım. Aleyküm. Aleyküm selam. Görev kış askeri kovay faresini dövdüm diyorsun. Gençler, artık kralı R3 attım. Her yerde bununla oynayacağım hoca. Her yerde bununla oynayacağım var ya. Her yerde oynayacağım bu psikopatla ya. Aleyküm selam. Selim hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aa gördün mü vururken nasıl durdu? Bugünkü ittifak savaşında da bu oldu arkadaşlar. Normal combo yapıyorum. Adamın bir anda durdu. Üçüncü veya dördüncü komboda durdu böyle. Aa itiyorum gidişe gitmiyor. Çekiyorum gelmiyor. Sonra başlandı tartaklamaya. Musa hoş geldin. Coşkun. Osman'ım ne yapıyorsun ya? Keyifler nasıl? Hadi sezon sonu yeni isim hayırlı olsun. Ne Nevni'ye mi geçtin? Hadi bakalım. Hayırlı olsun Emrem. Çok güzel bir ittifaka geçmişsin. Hayırlı olsun. Şu anda Emre senin prestijin kaç? TR'yi sen temsil ediyorsun. Teşekkür ederim. İnşallah güzel ederiz. Çayı kaptın geldin yakışır. Top listesi yükleyecek miyim? Yükleyeceğim tabii ki. Yükleyeceğim. Geri kalan 3 taneyi de yükleyeceğim. Ay ay çok şükür ya Rabbil alemin. 12.899 güzel bir rakam. Allah razı olsun. Özel hoş gelmişsin. Büyük arena kristali almak. Büyük arena kristali hangisiydi ya? Şu şey değil miydi? Hangisi de hakikaten büyük arena kristali hatırlamıyorum ki. Aleyküm selam kara hoş geldin. Yavrum benim doktorduma kritik atan adam. Top listesinde Hyperion ve CGR var mı bilmiyorum ki bak. İftarı yemekten çok su içmekle geçirdin. Olur olur ilk günler olur ilkin günah olmaz bir şey olmaz. Yayın Mahmud'um hoş geldin Allah razı olsun. ASR şampiyon oldu hadi bakalım bizim Türklere yakışır yakışır. 10 binlik olan.
Aleyküm selam, Allah razı olsun, hoş geldin. Ben gideyim, dizi başladı. Hangi dizi yahu? Arkadaşlar bakın, Hisar yazmış. Biz bu mesajı sabitleyelim. Sabitleyemedim, adam silmiş. Nevni üçlü Kenop dördüncü abim, bu arada eğer bir düşürülme olmazsa. İnşallah olmaz ya, güzel sıralama. Yani Kenop'un dördüncü olması Kenob artık yavaş yavaş şeyini kaybediyor anlaşılan. Artık Kenob'un tesiri gidiyor gibi bir oluşum var. Nick'i yanlış yazmışsın. Tamam, şimdiki doğruysa dur, onu sabitleyelim. Aleykümselam İlker, hoş gelmişsin. Kenob dördüncülüğe düştü. Kenob'un arkadaşlar sanıyorum artık yavaş yavaş. Artık bazı şeyler değişiyor gençler. Cümleten aleyküm. Çok zor savaşları kırıp savaşları kaybediyor Kenan. Dediğim gibi belki de bazı şeyler değişiyordur. Ama bunu daha önce de çok gördük. Defalarca gördük yani. Belli zamanlarda belli ittifaklar çıkıyor. Sonra da bir miktar easy kayıp yaşanıyor arkadaşlar. Bunlar olan şeyler. Dünyada da böyle. Futbolda da böyle. Baskette de böyle. Böyle. Ama güzelliği orada zaten. Düz Tur'un esprisine kanalda videosu var, 200 kopyasının. Bir izle bakalım neymiş. Yani mesela bir MMX vardı, zamanına damgayı vuran. Hatırlarsınız yani. MMX'te Jory İttifakı yani baya baya gidiyorlardı. Ne oldu? Devirler bitti. Şimdi kim var? Kenop ASR ikilisi vardı. E belli ki yavaş yavaş Kenop da tamam diyor, kardeşim bizden bu kadar diyor anlaşılan. Yani bunlar dönem dönem olur arkadaşlar. Bir bakmışsınız yarın öbür gün bir Türk ittifakı gelmiş yani. Şimdi birazdan sonuçlar açıklanacak, herkes belli olacak Türk ittifakları. Özellikle TRHUM ve Deli Dostluk benim şu anda gözlerimin hapsinde. İnşallah ikisi de P1 bitirir. İnşallah. Çünkü iki takım da gerçekten de savaş için varını yoğunu ortaya koyan takımlar. Hem TRHUN ittifakı hem de Deli Dostluk ittifakı, ki helal olsun. İnşallah ikisi de P1'de bitirir. Belli olacak. Birazdan maçlar bitiyor zaten. 9 dakikası mı ne kaldı? Sallıyorum, ondan bir iki saat sonra da herhalde açıklanır. Belli olur yani, güzel. Abim maalesef P1'den Türk İttifakı. Niye TRHUM kayıp mı etti? TRHUM P1'deydi. Biri P2, Sinan hangisi P2? Allah'ım sana çok şükür ya Rabbil Alemin. İkisi de kaybetti. Hadi ya. İnan öyle üzüldüm ki şimdi. Yani gerçekten çok üzüldüm abi. Çok üzüldüm ya. Beraberlik ne ya? Beraberlikse Türk takımlarına versinler abi. Gerçekten çok üzüldüm abi. Yani hakikaten çok üzüldüm. İnşallah doğru değildir ya bu bilgiler. Ben söyleseyim. Sunspot'u Void'le yener miyim? Yenersin, ben sana güveniyorum. Void'in en güzel antisi Nick Fury. Aa, mis gibi, Nick Fury çok güzel dövüyor. Bak şu ekrandaki Elsa da güzel döver. TRO'na güçlü ittifak ya. Palo mu geldi? Oha. Oha.
1923 ne durumda Sinan? 1923 yumuşak YG ya. P3 ya, P3 kafalar rahat. Bu savaş sadece tek yol gittik. Yok, yapacak bir şey yok yani. Her zaman istediğimiz olmuyor. Yani bu sezonda böyleymiş. Void Nasty kanama zehir kapalı olmasa. Aleyküm selam. Palo da bayağı sağlam. Acaba kaç kaç bitti? Neyse, öğreniriz birazdan onları. Aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz gençler. Gençler hoş geldiniz. Bir sahur raporu programına daha birlikteyiz. Void'in zayıflatıcılarını kapatıyor mu? Kapatır. Eğer kilitlendiysen kapatır. Çünkü yetenek isabeti düşüklüğünden etkili. Quake nasıl kapatıyor? Arcane nasıl kapatıyor? O da kapatır. Abi Falcon'a kötü dedin, neden R5 attın? Kerem, bir kere element uyduruyorsun bir yerinden. Ben Falcon'a R5 atmadım. Bir de kötü demedim. Yani Kerem, uydurma element. Uydurma. En sevmediğim şeylerdir bunlar. Haberin olsun. Abi bizde o kadar eşya harcıyor. Sezon sonu açtığımız yeşil cinkopra değmiyor bazen. Ben ittifak savaşlarının değdiğini düşünmüyorum. Ben bizim ittifaka da defalarca söyledim. İttifak savaşları değmez kardeşim. Değmez. Değmez. Yazık. O kadar eşya. O kadar, dünya kadar. 2-3 tane Odin gidiyor doğru düzgün oyuncunun. Değmiyor gençler, değmiyor. İnanın bana değmiyor. Değmiyor. O yüzden çok da iplemiyorum açıkçası. Zaten benim için savaşlar benim için çerez, arena gibi bir şey zaten. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Oo, kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Domino ve Kızılık gelmiş. Aleyküm selam. İşte insanların o dış görünüş mevzusu, dış görünüş mevzusu zaten Emre bozan olay o. Hayırlı olsun, ipten atıldım. Hayırlı olsun. Neden atıldın abi? Yaramazlık mı yaptın? Bu yaştan sonra hacından ne yaptın? Ne yaptın bu saatten sonra? Aha, yakmayı açtım. Void'e yakma veriyorum. Aa, Void yakma yemiyormuş. Void'den nefis darbeler. Ah be Ahmet abi. Ben 5 mi? Üstad, iplemediğin buysa iplesen. Sercan, bilmiyorum, bana çok basit geliyor ittifak savaşları ya. Yani kademe 2 de oynadım. Kademe 1 de oynamıştım. Bana çok şey gelmiyor yani. Bilmiyorum abi, heyecanı, bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bana bir şey heyecan vermiyor. Yani bir tek amacım var işte. O amacım bana heyecan veriyor. Onun dışında oyunun sunduğu şeyler bana çok heyecan vermiyor ya. Bilmiyorum, bana fazla kolay geliyor. Ondandır büyük ihtimalle. Yani o mesela Cehennem Labirentini oynarken ki aldığım tadı çok uzun süredir. En son o zaman aldım işte. Bir seneden fazla oldu yani. Ben hatırlıyorum, Cehennem Labirentini ilk girdiğimde canlı yayında size de söylemiştim. Hatta canlı yayında değil, demiştim. Ya heyecanlanıyorum, Allah Allah diyorum, ben niye heyecanlanıyorum falan diyordum yani. Tamam, yolda olan yolda kalır gençler. Yolda olan yolda kalır. Hapishane kuralıdır. Yolda olan yolda kalır. Arkadaşlar yalnız bir saniye şu vantilatörü açmam lazım abi. Nerede benim kamera? Şu kamerayı bir kapatayım. Siz mekan... Arkada bak, vantilatör görüyorsunuz ya, o vantilatörü açacağım şimdi. Tabii. Hop, aç vantilatörü. Aç vantilatörü, pöfür pöfür. Deniz havası da geliyor zaten kardeşim. Oh, oh, deniz havası. Hiç iyi gelmez mi bir deniz havası? Şarkısı gibiyim kardeşim. Oo, yemin ediyorum ne güzel esiyor ya. Gençler. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin vallahi billahi ya. Among Us. Sen öyle gaz. Arkadaşlar bu konuyu hiç taşımayın. Lamba değil mi o ya? Lamba ötekileri.
Lantlatör. Hadi bakalım, neredesiniz genç arkalılar? Neredesiniz? Cümleten aleyküm selam arkadaşlar. Hadi bakalım, güzel Ramazan'ın herkes ilk iftarını yapmıştır. Vallahi billahi esiyor ya gençler ya. Abi ne güzel esiyorsun ya. Abi çok yani seviyorum abi deniz kokusunu, deniz havasını seviyorum ya. Seviyorum ulen, seviyorum. Eyvallah aleyküm sen Gürkan abi, deniz manzaralı evi varmış aşanım ben ya diyor. Ev mi? Biri ev mi dedi? Aleyküm selam. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kalp kırmayalım. Hayatın tadını çıkartın gençler. Hayat gerçekten bir miktar easy kısa. Kalp kırmaya veyahut da tartışmaya değecek kadar değil gençler. Bak bak hareketlerimi kes. Bak bak bak. Sanki babam eskiden ulu bastırdı ha. Dırıp 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 dırıp. O bir miktar izi tatlı. Tatlı her zaman Ramazan'ın tatlıları. Ver bakayım Allah senden razı olsun. Ha? Ha? Doğum günü tatlısı. Ha. Bir de bunun sütlü versiyonu vardı. Olsun. Poşetten al, tekrar kaba koy, ben yerim. Bir miktar var mı? Tamam, eyvallah. Gençler, ne yapıyorsunuz ya? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Allah neşemizi almasın genç yetenekler. Oh çok şükür. Yarın varam geliyor gençler. Saat 8'de canlı yayındayız. Buradayız. %100 yapacağız inşallah. Her zamanki gibi bir magi klasiği gelir. Yeni macera gelir. Magi onu o gün %100 yapar gençler. Bütün ıcığına cıcığına taktiğine de bakar. Aaa tabi. En kolay hangi yıllarla geçilir hemen çözer. 1, 2, 3, 4, 5 ve gol. 7-2 belli mi ne zaman gelecek? Yani sanıyorum Mayıs, Haziran. Nisan'dayız değil mi? Mayıs, Haziran gibi gelir ya. Mayıs, Haziran gibi gelir. O da gelsin. Ona da gider. Geldiği gün o da %100 gençler. Geldiği gün o da %100. Gerçi o biraz uzun sürer ama %100 ona kadar buradayız abi. Ne olacak? 24 saat aralıksız canlı yayınla %100 yaparız ama. Eğer 12 saatten fazla sürerse 2 partlık canlı yayın yaparız. Allahu ekber, ne güzel vuruyorsun beyefendi. Mesela Venom'a top listesinde 4 puan verdiğim için çok kızan arkadaşlar olmuş. Venomcular var, Venom severler var. CGR için aynı şeyi düşünenler var. Çok üzüldüm. Çok çok üzülüyorum. Şey yazmışlar. Ne yazmışlar? İşte Kaptan Marvel'a 5 vermişsin. İşte Kamala'ya 5 vermişsin. Venom'a 4 vermişsin. Haksızlık etmiyor musun gibi bir şeyler var. Yo etmiyorum. Yani sormuşlar buradan toplarla cevap veriyorum. Haksızlık etmiyor musun diye sormuşlar. Yok haksızlık etmiyorum. Hero'lara puanlama verdim. Benim beğenmediğim hero'lar var. Tabi her hero'nun seveni de var. Kendine ona adamış oyuncu kitlesi var. Ben de şu puan verdim. Haksızlık ediyorsun, haksızlık etmiyorsun. Evet, onu işte onu burada söyleyemiyorum. Aleyküm selam. Hood severler var. Kanal ismi vermiyoruz gençler. Kanal ismi vermek yasak. Furkan hadi bakalım affedersin. Kıyamettir dumdur korkunlar oyunu. Mesela şey var. Çin'de eleştirmek farklı bir şey.
Bir de haterların yazıları var. Bir tanesi yazmış, ben Corvus'u ilk 5'e bile koymam. Ama Corvus sana koyar diye cevap verecektim. Vermek istemedim orada. Yani nelerle ne yazılar görüyorum. Yani bir gün onları toplayıp şöyle bir TŞK videosu çekmek isterim yani. Diğer rank videoları ne zaman gelecek? Vallahi yarın bir iki tane atarım diye düşünüyorum. Üçünü birden atamayabilirim yarın. Çünkü ön çalışması inanılmaz uzun. Yani sizin 3 dakika izlediğiniz şey için ben 3 saat vakit ayırıyorum. Aleyküm selam. Bugünkü görev belli mi? Kış askeri. Bak mesajda Sabet'teki. Sarrayız yazdı onları. Dahil, dahil, dahil. Ve gençler, savaş bitiyor. Bir kere daha elimize verdiler. Savaşa bakalım. Böyle bir ezimet şekli yok ya. Aa, yine MVP olmuşum. Allah Allah, ne kadar enteresan. Bu sezonun 12 maçın 11'inde yine MVP olduk gençler. Bir tanesinde de ben MVP olmadığımı zaten defalarca söylemiştim. Yani aslında bu sezonun bütün savaşlarında gene MVP. Dediğim gibi arkadaşlar, yani gerçekten tat vermiyor. Vallahi tat vermiyor artık, çok sıkıldı. Yani savaşların benim için bir keyfi yok, bir zorlayıcılığı yok. Ya işte yani bilmiyorum, bir keyif vermiyor yani savaşlardan hiç keyfi. Aha! Ultron'la Kaptan Amerika'yı eşleştirdim. Kaptan Amerika boynuna sarılacak. Nefessizlikten öldüreceğim Ultron'u, bak şimdi görürsünüz. Merkez VP grubuna bakabilir miyim? Bakabilirim tabii ki, neden bakmayayım? Ne yazdın, küfür mü yazdın? Tamam, bir şey yok ya, salla gitsin. Sallayacağım bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok, boş ver. Artık hisse alışmadı mı böyle şeyler? Olur, insanlar yani anlaşamayabilir, sıkıntı yok. İnsanlar arasında anlaşmazlık her zaman var. Dediğim gibi gençler, hayat zaten kısa, boş verin her şeyi. Düşük kilolarla gir, zorlan abi. İnan bana, onlar da zorlamaz. Bana dediğim gibi tat vermiyor. Bana ittifak savaşında tek bir şey tat veriyor gençler. Ya tattan kastım, adrenalin yaşatıyor, o da domino zillesi abi. Aynen. Domino biliyorsunuz bana karşı güç barı dolmadan şans açar. Şanslı açar. Bir de özel saldırı atmaz, direkt L3 doldurur falan. İşte o bana heyecan veriyor. Onun dışında hiçbir şey bana heyecan vermiyor artık ittifak savaşlarında. Sanıyorum bir miktar aştım ben bu olayları. Belki de bu kadar çok oynamamalıydım gençler. Bu oyuna günde 10-15 saat ayırınca artık her şeyini öğreniyorsunuz. Yani kabımın ekstra ponçik sürprizleri o dışında çok bir şey olmuyor. Yani Allah'tan arada böyle ne bileyim sistem hatası, kontrol hatası oluyor da adrenalin oluyor, sayıp sövüyorum. Onun dışında dediğim gibi yani bu savaşın heyecanı yok. Bu savaşın heyecanı yok. Ve işte Kaptan Marvel, Venom'dan daha iyi dediğim bir karakter. Girkan abiye karşı domino çılgın. Domino'nun, şimdi gençler ben söylemek istemiyordum ama söyleyeyim. Domino bana teklifte bulundu ve ben onu reddettim gençler. Tabii. Ben onu reddedince Zoruna gitti. Arkanda Azer Bülbül geçiyordu. Başladı. Zoruna mı gitti Domino, Zoruna diye. Domino o gün bugün bana kıldır gençler. Tabii. Zilli ya, bir tek bende yapıyorlar onu. Ama buna rağmen gençler, eğer bir yolda domino görürsem dominonun üzerine doğru gidiyorum. Tabii heyecan ve adrenalin görüyorum. Aha diyorum, tamam şimdi ne heyecan var. Galiba bir miktar pro olmuş olabilirim. Domino karşılıksız bir aşka düştü gençler. Domino karşılıksız aşkta.
Yeni maceranın adı Domino Karşılaksız. Evet, evet, evet. Venom! Venom 10 üzerinden 4 aldı. Kendini Venom'a adamış bir miktar easy oyuncu var. Mesela bir tanesi Venom'u övecek yorumlar. Tabii ki bunları yayınlamıyorum arkadaşlar. Yani Venom'u övecek, bana Venom'un özelliklerini yazmış. Venom şunu 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 yapıyor, bunu 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 yapıyor. Daha ne yapsın diyor. Yahu hacı, kağıt üstünde yazılanları sayarsak yani Karnak'tan da çok şey sayarım ben sana. Yani bana özellikleri anlatıyorlar. Ve gençler. Domino bence gençler bu aşktan vazgeçsin. Yani ona ekmek çıkmaz. Ekmek çıkmaz Domino'ya. Gidin iletin bu mesajı. Aa ne oluyor lan? Ne güzel kaçış yaptın beyefendi. Domino'ya gidin bu mesajı iletin gençler. Ona buradan ekmek çıkmaz. Kendine başka yerlerde ekmek arasın. Domino top listeme girmez mi? Girer canım, girer. Ben geçen yanlışlıkla çıkardım zaten, onu söylemiştim. Bir sonraki listeyi yaptığımda hem Domino'yu hem de Hyperion'u listeye alacağım. Hem de Hyperion'u güzel yazacağım. Aleyküm selam Yılmaz'ım, hoş gelmişsin. Geçen bir canlında sinyali çakmıştın zaten abi. Yakında Kenop ASL gibi. Vallahi Polat, sinyali çakmış olabilirim ama dediğim gibi yani Türk ittifaklarından gitmek istemiyorum Polat. Yani gerçekten Türkiye'de kalmak için arkadaşlar, tabii ki birçok oyuncuda olduğu gibi benim de bazı gizli saklı şeylerim var. Yani Türkiye'de kalmak için inanılmaz büyük çaba harcıyorum, size o kadar söyleyeyim. Abi düşünsenize, bakın bir futbol takımı düşünün, tamam mı? Ya orta çaplı, dünyada orta çaplı bir futbol takımı düşünün. Adam her maç 2-3 gol atıyor. Ya bu adam sizi ama her maç yıllardır atıyor. Her sezon atıyor. Bu adam büyük takımların dikkatini çekmez mi sanıyorsunuz? Benim MVP olmadığım maç mı kaldı? Almadığım adam mı kaldı? Ki normalde büyük takımlarda biliyorsunuz yani 5-6 adam paylaştırıyorlar. Abi 5-6 adam dövünce oyuncu zannediyorlar. Oyuncu, düzeltiyorum. Zannediyorlar, doğru olmadı. Oyuncu oluyorsun. Nadiren 8-9-10 tane adam oluyorsun ama sezonda bir iki kere alıyorsun. E şimdi ben her maçta en az 10 kilim var bu sezon. Yine son maçta yine 10 kaç, bak tek yol gitmediğimize rağmen, tek yola rağmen kaç kilo aldığımı hatırlamıyorum bu arada, birazdan bakarız. Tek yol ya, tek bir tane yol daha. Abi 10 kişi tek bir yoldan gidiyoruz yani. Yine almışımdır yani 6-7-8 neyse, tek yolla tek yol. Yani teklifler geliyor, niye gelmesin? Bunlar beni tabii ki sevindiren, mutlu ediyor, gururlandırıyor. Ama ve lakin dediğim gibi yani Türkiye'de kalmak istiyorum. Türkiye'de kalmak istiyorum. Yani Türkiye dışına gitmeyin gençler, zorla. Ben ülkemde mutluyum. İkinci Haaland vakası. O ne? Haaland kim? Aa, oyun dondu. Ne kadar enteresan, hiç olmazdı. Gürkan abi, ben bunu anlamadım. Senin puan sıralama yılı Namor Domino'dan daha iyi. Ama top 15'e Domino var, Namor yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi bunu açıkla. Hadi bakalım. Haaland küçük bir takımda aşırıyken büyük bir takımda 2x daha iyi oldu. Ha, daha iyi oldu. Olabilir. Avrupa'nın tüm büyük kulüpleri istiyor abi Haaland'ı. Allah Allah. Allah 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 Allah. Bu nasıl Haaland? Bu nasıl Haaland? Bu nasıl Haaland? Eteizler nerede? Şimdi Eteiz Spor düşünsün. Aleyküm selam Mücahit, ne yapıyorsun ya? Keyifler nasıl? Var mı yaramazlık Mücahit? Neden bir Türk oyuncuların olsan bir ittifak, ASL, disiplin? Sercan, ben şöyle şeyler görüyorum Türk oyuncularında. Şimdi Türkiye'de şöyle bir potansiyel var. 30 tane oyuncu bir araya gelse ve söz dinlese
dünya birincisi olacak potansiyel var. Var abi var. Kimse ayak yapmasın. Fakat Türklerde şöyle bir mevzu var. Biraz başına buyrukluk ve bir miktarda asilik var. Yani ortak bir paydada buluşamamak var. Yani benim yaşım daha büyük, benim hesabım daha iyi, ben daha tanınmışım tarzında şeylerle veya ben seni sevmiyorum, senden komut almam falan fişmeken tarzındaki şeylerle bir araya gelemediğini gördüm. Ben arkadaşlar aylardır bunun için çok uğraştım. Çok uğraştım. Konuşmadığım neredeyse oyuncu kalmadı. Ama işte yani insanlardaki o bilmem nasıl ne duygusu bilemem abi ama bu arada oyun iyice boka bağladı gençler. Yani bir dövüş yapıyorum, bekliyorum şuraya bak. Kapataç yapayım bari, belki bir şey çıkar, bir ekmek çıkar bize. Yani o duygu abi gitmiyor, gitmiyor. Şöyle bir şey mesela komut almaya hazır, yani güzel asker oyuncular var, çok güçlü oyuncular var. Hani hani komut alacak, buna komutlara uyacak oyuncular var. Onların da yeteneği yok abi. Yani Türk takımlarına bakın zaten göreceksiniz Türk takımlarını hani. O oyuncuların da yeteneği kısıtlı. Yani bir yerden sonra patlıyor. Patlamasaydı dünya birincisi olurdu zaten. Kısıtlı abi, kısıtlı. Yeteneklerimiz kısıtlı. Kadroları kısıtlı. Oyun okuma becerileri kısıtlı. Hangi karaya nasıl girecek kısıtlı. Yani bir yerden olsa bir yerden olmuyor. O yüzden de bak tek yolda giderken kaç adam almışız mesela? Al bunu kardeşim. Şuradan bir bakalım. 6, aha 7 tane de defans kili almışım. 6 tane la tek yoldan giderken de. Devam. Yani kısıtlı abi, kısıtlı. Yani üzülüyorum, şuna üzülüyorum abi. Yavaş yavaş Türkiye, yani Türk oyuncularına olan güvenim azalıyor. Gerçekten azalıyor. Ve ben daha önce söyledim. Eğer bu biterse Türkiye'de durmam arkadaşlar. Yani ben de Türkiye'de durmam. Çabalamaya Türkiye'de kaldığım sürece devam edeceğim abi. Yani üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Ali ne kadar kastın böyle şeylere ya. Boş ver be Ali'cim. Keyfine bak biraz ya. Sabahtan beri aynı şeylerin bıdı bıdısını yapıyorsun canım. Bir daha yaparsa aynı şeyi sana elveda. Her savaşta soruyorum kimi alayım yoluma uygun liralar olsa bir hangi reşine. İşte Sercan bunu belli seviyeye gelmiş oyuncular herkes yapmıyor Sercan bunu. Yapanlar var. Var olmaz olur mu? Yapanlar var. Ama bizim insanlarımızda şunu görüyorum. Ben alayım ben daha iyiyim işte. Bir yapayım da işte hava atayım, şekil yapayım tarzında. Az evvel Emre'nin söylediği gibi mesela ittifak savaşlarının prestiji var çok önemli. Ya olmadı Türkiye'de bitiririm abi ittifak savaşlarının sıkıntı yok. Yani Erdem dediğim gibi dur bakalım. Dur bakalım. Aa bak oynadığım hero'larla bir daha girebilecek miyim? Bakayım bak. Az evvel bunlarla oynadım gençler. Hata verdi. Aa ne kadar şaşırtıcı. Aa kabam. Abi oyuna bak. Deadpool falan vermiş. Veri ver. Bir Corvus 6 yıldız. Skype'dan sabah araları istemişsin. Yazdığımda dönmedin. Yunus bak zaman içerisinde dönüyorum. Yani müsait oldukça dönüyorum. Şöyle bir şey yapalım biz onu iptal edelim Yunus. Biz onu iptal edelim. Böyle sürekli bana yazılan şeyleri sevmiyorum. Onu iptal edelim. Ben yazılarını yazmamış, sen yazmamışsın sayıyorum. Sen de benim sana yazmadıklarımı yazılmamış say kardeşim. Öyle yapalım. Ben müsait olduğum zaman dönüş yapabilirim Yunus. Onun dışında dönüş yapamam. Bazen 5 gün sonra dönüş yaparım. Bazen 1 hafta sonra dönüş yaparım Yunus. Dediğim gibi hacı, onu yazılmamış sayalım. Sen kendi yoluna bak. Ah çok şükür ya Rabbim. Neredeymiş Yunus? Yunus da burada tamam.
Dediğim gibi kardeşim, sen kendi yoluna bak. Teşekkür ederim. Şurada seni kapatayım kardeşim. Derim yorumu. Derim yorumu da severim ha. Yok yok, bitti abi. Geçmiş olsun. Allah hayırlı şifalar versin Yunus. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi o olay kapandı. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim inşallah hayırlı şifalar versin bu arada. Tüm hastalarımıza hayırlı şifalar versin. Şimdi ben biraz chatte temizlik yapayım arkadaşlar. Bu sıkıntı var sanıyorum. Dur bakayım. Ben biraz olaya el atayım. Erencan kime söylüyor? Erencan'ı da aradan göndereyim. He yok, Erencan ona bir şey dememiş. Tamam, pardon. Abi sezon ne zaman bitti? Bitti bitti. Sezonun son savaşıydı. Aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Tamam. Ufak bir temizlik yaptım. Bir sıkıntı olduğu zaman söyleyin bana kardeşim. Yani tartışma martışma istemiyorum arkadaşlar. Gidin bakın, tartışacaksınız birbirinizle. Telefonunuzu alın, bir yerde buluşun, birbirinizi bıçaklayın arkadaşlar. Tabii ben açık söyleyeyim abi. Bıçaklayın birbirinizi, yormayın beni burada ya gençler. Ya 50 yaşında adamım oğlum, beni yormayın lan. Yaşlı başladım bu saatten sonra. Çıtırların kavgasıyla mı uğraşacağım arkadaş? Allah Allah. Bir miktar iyice Erzincan kahvesi içiyorum alt tarafı. Aleyküm selam. Ödüller ne zaman gelecek? Gelir gelir, yarın gelir. Yine bakmam lazım sezon ne zaman. Yarın akşama doğru gelir, öğleden sonra falan. Gel öyle. Kısmi kapanmadan kastın ne, sokağa çıkmaya yasaysa? Herhalde şey diye biliyorum en son. En son saat 7'den sonraydı falan. Utku 50-50. 21'e 19 yapmışlar. Yani normaldir. Gel bakalım buraya. Seni gidi çıldın kız. Ayda bana siper attı. Bir de güzel dövüyor ki sorma gitsin. Yalnız sana öyle bir leğki atacağım ki seni anan bile tanıyamayacak. Konstantin'in köpekleri. Tak 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 tak. Bir çılgınlık eder. Kuyruğuma döverim seni. Sincap kız sincapları kuyruğuna taşıyor ya. Aleyküm selam. 9 saatlik videonu da bitirdim 4 günde. Yakışır. Arkadaşlar dünyada şu anda evet olağanüstü bir durum var. Yani şu anda yapacak da çok bir şey yok. Şartlar belli, imkanlar belli. Daha önceden alınan hazırlıklar belli, alınmayan hazırlıklar belli. Yapacak bir şey yok. Şu anda bir şekilde geçireceğiz. En azından daha sakin kalmamız lazım. Bu ne enteresan bir tatlıymış böyle. Yavrum benim, Night Fever nasıl da kaçıyor. Allah belanı versin Night Fever senin ya. Ne iğrenç bir hero'sun. Ne saldırıda oynanıyorsun, ne defansta çekiliyorsun yahu. Güzelce sordum ve zamanlısın. Tamam, olay bitti abi. Hadi bakalım. Aleyküm selam. Aa ne güzel vuruyorsun beyefendi.
Görüyorsunuz bana hiç kimse özel saldırı atmıyor ya. Ulan arenada bile eleman L3'e bekliyor ya. Arenada bile abi eleman L3'e bekliyor ya. L3'ün oğlu hala bekliyor arkadaş. Bırakmadı kendini. Bu ne vicdansız bir şey. Türk halkı bir sene içerisinde 6 kilo mu almış? Oha. Ben de bir sene içerisinde biraz kilo verdim ya. Ayıptır sevmesi. Madem konusu açıldı. Ben de bir hemen söyleyeyim o zaman. Zenginlik adamı kilo verdi diyor. Beş Yıldız Hainler Klasik Spider-Man Klasik. Allah. Neler yapmalısın? Arda yani daha çok kristal açmalısın. Şu anda çok yapacak bir şeyin yok o konuda. Kerem ne kadar çok spam yapıyorsun ya. Vallahi billahi ya. Vallahi billahi dur. Spam dur ben spamcılar için. Allah müstahakını versin Kerem senin. Gençler spam yapan konuyu uzatan herkesi vururum abi. Vururum abi affetmem. Vururum abi. Türkler kendi arasında tartışmayacak. Türkler spam yapmayacak. Yaşımı 50 kere söyledim. 50 kere. 50 50 50. 50 kere söyledim 50 diye. Abi şuraya bir CV at bize. Sinan iş oraya gidiyor biliyor musun? Yani iş oraya gidiyor çok enteresan. Bir gün bir Kanadalı bir çocuk gördüm böyle. Kanada'da yaşayan bir Türk çocuk gördüm böyle. YouTube sayfası vardı böyle şeyi. Tesadüf önüme çıktı. Böyle kapağı güzeldi. Ben böyle güzel video kapak yapanların YouTube sayfalarına bakarım. Güzel kapakları nasıl yapıyorlar, değişik ne yapıyorlar diye. Futbol oyunu oynuyordu çocuk. Çocuk anladığım kadarıyla o kadar bıkmış ki bu sorulardan. Açıklama bölümüne kendi bilgilerini yazmış. Yaşını yazmış, mesleğini yazmış, üniversitesini yazmış. Evli mi, bekar mı onu yazmış. Çoluk çocuk sayısı yazmış. Adam bıkmış, canından bezmiş artık. Yani mesele sadece Türkiye'de geçen değil abi. Dünyada yapılan bir mevzuat demek ki bu. Hayır alta da yazsan gene sorulacak. Ama ben insanlara hak veriyorum abi normaldir yani sonuçta birilerine ne bileyim izleyip takip edip gönül verdikçe bir miktar az veya çok fark etmez. Tabii ki bazı şeyleri bilmek ihtiyacı insanın doğal yapısında var ben ona kızmıyorum. Zaten kızılamaz da çok doğru bir şey değil. Ama makarasını yapıyorum o ayrı bir şey. Kısıtlı mod var. Var 45 saniye şu anda. Yavaş mod 45 saniye. Aa ne güzel. Ya tek aranı bir dakika. Aa niye böyle duruyoruz ablacığım? Ama yakışıyor mu? Kırmızıcıyı. Çok enteresan. Bu dövüş hiç oynamıyor. Aa ne kadar ayıp. Gürkan abi yabancılar bazı karakterleri çok övüyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu oyunda kimseyi refere almam. İzlerim o ayrı izlerim. Bilmediğim bir şey görürüm. Kendim denerim. Yabancıların hero'larının listeleri refere almam. Yani benden daha iyi olduğunu düşündüğüm biri olmadığı için, benden daha tecrübeli biri olduğunu düşünmediğim için genel anlamda refere almam. Bazı konularda olabilir. Bazılarında olabilir. Zaten ben bir, arkadaşlar şu anda 200'den fazla YouTube kanalı sadece Mucoş ile ilgili takip ediyorum. Türk yabancı fark etmeksizin hepsini takip ediyorum yani. Yani saatlerimi video izleyerek tabii ki hızlı izliyorum. Daha çok fazla izlediğim için. Yani birçok konuya tabii ki vakıfım. Konu CGR'ye geliyor. Ben hep buradayım. İstediği yere gelebilir. Biz hep buradayız. Madem kızmıyorsun sana da gönül verdim. Her yayın izlemesem de bir like atarım. Kaç çocuğum var. Özel sorular sormak yok. Özel soruya girersen kızarım. Hım yaparım. Özel soru yok. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Ömrü çiçek kadar narin. Bir gün kadar kısa.
Ağlama değmez hayat. Göz yaşlarına. Abinin hiç CGR'yi sevmiyor, kim sevmez dediği gibi hasar veren. Ben CGR'yi sevmediğimi hiç söylemedim ki. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi Korvus gibi severim. Yani benim CGR'yi sevmediğimi söyleyenler element uyduranlardır. Oo, karşılıklı tartaklamalar. Bak, geri çek, hafif saldırı yap. Geri çek, hafif saldırı yap genç. Alıkoyma saldırısının en sağlamı. Eleman üstüne koşmazsa boşta kalmazsın. Özel saldırı hariç. ona yumuşak gel. Bak, geri çek, hafif saldırı. Geri çek, hafif saldırı. Geri çek, hafif saldırı. Anladın? Çaktım köfteyi. Ama yine de savaşlarda alıkoymayı çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Aleyküm selam arkadaşlar, ben gidiyorum. Ha, dikkat et kendine. Allah'ım az İsa'dan Korvus neden kaldırılmalı diye düşünülüyor. Sence neden olabilir? 500 QEK geldi ama bilin bakalım ne eksik. QEK eksik. Ah çok şükür ya Rabbim. Yavrum benim ne güzel kaçıyorsun, adın ne senin? Dediğim gibi gençler, ben CGR'yi severim. CGR oynamak çok keyifli. Çok güzel bir karakter. Ama kullanım alanı bir miktar easy dar. Efreşe yolları dar. Bana bakma, benim yarayım var. Dıv dıv. CGR yolları dar. Bana bakma, benim QEK'im, Ghost'um, Corvus'um, Doktor Doom'um, Kaptan Amerikan var. Hem de bir miktarı 6 yıldız. Ve Dormammu'dan nefis bir hareket. Öldü, gitti. Abi bana kalan 5 karakteri vermiyor. Eagle, QEK, Domino, Warlock, Sunspot. Hayırlısı inşallah. Diğer sınıfların top listesi gelecek, gün içerisinde gelecek inşallah. Aleyküm selam. Gökhan hoş geldin. Şampiyon nasıl? Daha yeni videosunu attım. Bir bak bakalım kaç vermişiz onun üzerinden. Bak bak nasıl tartak yapıyor. Bak roket rakunu kes. Roket Raccoon. Jabari Panther'in tipini kes hele. Hele tipini kes. Ay Gökhan'ım ya. Allah yardımcın olsun vallahi billahi ya. Şimdi istirahat zamanı diyorsun. Ses kontrolü yapıyordum. Pardon. On puan, en iyisi bir puan, en kötüsü onun arasında ortalama. Senin kanaldaki en eski videoyu izlerim, İttifak Savaş'ta. O zamanlar heyecanlıydı ya, o zamanlar ben çok keyif alırdım. İlave macera çok iç gıcıklıyor, o zaman yapacak bir şey yok, gireceksin.
Hadi bakalım. Savaşta yenilgi bildirisi geldi. İki kere mi yenildik? Üçüncü gelmesin de. İttifakın için tanıtım yapabilirsin. Arkadaşlar ittifak arayan arkadaşlar ittifak yazıp yazabilirler. İttifakına oyuncu arayan arkadaşlar tabii ki yazabilirsiniz. Spam yapmadığınız sürece yarım saatte bir falan yazabilirsiniz. Kaptan sen heroları sonunca canlı yayını gördüm. Dönmeyince ne zaman yarasın hastanesi. Dediğim gibi Allah öyle şifa versin inşallah. Söylemedim de duyma. Ne oluyor lan, mevzu var orada? Kafasına vurdu. Piramit Hit X mi Hit Monkey mi? Piramit tabii canım, yani piramit ya. Piramit dediğin fırtına. Piramit deme, piramit diye hero mu olur? Ya aslında senin doğru söylüyorsun, yani piramit diye hero var, doğru yani. Adı, düşünsene bir diyorsun ki oyunda bir karakter var adı piramit. Direkt Mısır piramitleri falan gelir aklına. O fırtına da gerçekten çok çok devamlı bir karakter de işte. Yani kötü olan tarafı şu. Benim elimde o kadar çok zirve karakter var ki yani top listesindeki ilk 5, ilk 7, ilk 8 ancak iş görüyor. Hadi ilk 10 diyelim, diğerlerine çok yazık oluyor. Ve aralarında inanın bana çok ufak farklar var aslında. Örümcek adam gizli kostüm R5 atılır mı? Gece maymunu. Gece maymunu atılır. Çünkü beceride doğru düzgün hero yok yani. Bir tane vardı tek, yani böyle hero gibi hero diyeceğim bir tane hero var. Diğerleri hep tırıvır.1923 ve easy bir dokunuşa ihtiyacın Hisar'la güzel bir plan yaparsanız sevinir. Onu konuşuyoruz. Onu konuşuyoruz. Olmazsa 1923'e Magi TV gelir, sen merak etme. Gelirim, başında dururum. Ayıp ediyorsun. 1923 B'nin başında ben olurum. Size var ya, 2 hafta içerisinde Karol'u K7 oynatırım. Hepinize var ya, çatır çatır oynarsınız. Bir bakmışsın B ittifakı ilk 200'e girmeye başlamış dünyada. Gelirsem yaparım. Yani şu anda ittifak savaşları, ittifak maceralarından bir keyif almadığım için, yani benim kişisel hedeflerimden aşırı keyif alıyorum. Yani bu oyundan keyif almıyorum değil. Sadece oyunun sunduğu ittifak savaşı ve maceradan keyif almıyorum. Kendi yaptığım kişisel amaçlarla keyif alıyorum. Ya 1923 B'ye gelebilirim yani. Başına geçebilirim. Yani gelip de onu dünya sıralamasından yukarı çıkartabilirim yani. Yaparım abi, ben yaparım. Elhamdülillah. Yaparım dedikten sonra yaparım. Aleyküm selam. Eyvallah, ben teşekkür ederim. Allah'ı İhsan büyük harflerle yazıyoruz. Küçük harflerle yazmıyoruz. Ne olursa keyif alırım. Zorlandığım zaman keyif alırım. Zorlanmadığım zaman keyif almam. Zorlanmam lazım. Yani ekstra çaba, emek harcamam lazım. Kafayı böyle patlatmam lazım. Ulan ben bunu nasıl yaparım, nasıl ederim diye. Ancak oradan keyif alırım. Onun dışında keyif almıyorum. Aleykümselam. İlk kez 5 seviye güzel şampiyon çıkarınca bütün şampiyonu... Yanlış yapıyorsun. Zaten merak etme, bir sonraki güncellemede artık hero satamayacaksın. Stark R5 atılır. Atılır. Eldeki malzeme göre. Eski Thor mu, Storm mu? Aa, çok zor bir soru sordum, biliyor musun? Gerçekten çok zor bir soru sordum. Yani Storm'un daha fazla kullanım alanı var diyebilirim. Ha bak, Ali sormuş bunu. Aa, Ali sormuş, tamam. Ali kesin bana şimdi yine kıl bir şey yapacak. Ali kıl bir soru sorma, bak seni ikaz ettim az evvel ona göre. Abi madem olsa onun puanı niye yüksek, bunun puanı niye düşük diye sor da bu kanaldaki son saniyen olsun.
Tamam, söyle, bundan sonra öyle diyeceğim. Subay. Subutayla o. Subay olan benim. Ben dedim bana söylüyor sandım subay deyince. Bana subay komutanım diyen bir iki kişi var sadece aramızda. O da zaten benim gerçek askerlikten askerlerim zaten. Yani gerçekten askerim. Ben subaylık yaptığım zamanlarda beraber operasyona gittiğimiz kardeşlerim var aramızda. Onlar bazen bana komutanım der, subayım der. Subay yazınca ben bana söylesem. Allah Allah diyorum, bu kim ya diyorum, bizden biri mi? Yani bizden kastım benim birlikten biri, benim mangadan biri mi diye. Yoksa hepimiz aynı takımın öncüsüyüz. Abi bugün ittifaktan biriyle dalga geçtim, yanlış yapmışsın. 5 yıl sene çıkardı, arada Ela, ona Hela diye dalga geçtim, bana da aynı gün çıktı. Yine de dalga geçme. Çok doğru. Sonuçta insanlar kötü bir hero çıkardığında üzülürler, yani o esnada şey olur. Aynen Zed. Reis, sen yine de bir değerlendir bir. Tamamdır, anladım olayı. Saçma sorular sormayın demiş. Ahmet sen kimsin ya? Abi çok iyi değil miydi az evvelki mevzu ya? Ahmet sen kimsin? ASR mi olur yoksa Ütopya mı? ASR içinden geçer canım, ASR geçer. Ya ASR'nin tecrübesi yeter. Ama şunu söyleyeyim, ne ASR'in ne Kenobun bu sezonda, geçen sezonda eski tadı yoktu. Yani o korkulan, önüne her geleni deviren bir takım yoktu. Aksine korkan takımlar vardı. Yani böyle giderse eski güçlerini onlar da kaybedecek. Onlar da ileride, ya mutlaka eninde sonunda olur da, yani ileride böyle MMX gibi hatırlayacağımız bir şey olur. MMX gibi. Böyle iyiydi, güzeldi. Hesabımı sana satar mıyım? Çok para verir miyiz? Çok para verirsin. Senin ben canını yedim. Atıyorum istediğin. Kerem Çetir yayın aldık. Ahmet olayı anlat bana, ileride takılırım sana. Oo, şiir gibi kafiyeli olmuş. Bu müzikle beraber bir başka gider. Gençler bunu 12 yapalım. Aşama ödülünü bitirelim mi? Ne diyorsunuz? K-Ball! İnşallah bu sezon çok fazla göreceğiz abi. Bu sezon çok fazla göreceğiz. Cable Apocalypse ikilisini çok fazla göreceğiz diye. Zaten çarşamba günü, yani yarın gelecek olan macerada Mutant bölümünde mutlaka görürüz bunu. Kahraman karakter olduğundan dolayı kardeşimiz. Ulan Anadolu delikanlısı bunları yer mi be? Yer. Bak, bak hareketleri kes. Bunlar çok çılgın şeyler. Ya bırak bu neyi bir ayaklarını ya. Sen onu bize yedirebilir misin? Yarın Varyant 7 geliyor gençler. Varyant 7 geliyor yarın. Cable'ın Magneto'ya geçme ihtimali var mı? Var. Ben her zaman söylüyorum, yaptığım listeler her zaman değişebilir. Bugün Kaptan Amerika'yı 4. sıraya koyuyorum. Uzun zamandır da 4. sırada. Yarın bakmışsın 9. sırada olabilir. Bugün Doktor Doom'u 5'e atmışım. Yarın bakmışsın 15. yapabilir. Ben yaparım abi. Benim listelerim arkadaşlar ihtiyacıma göre. İhtiyacıma göre. Ben sabit tutmam kolay kolay listeleri. Tamam, bazı yıllar yani yerini değiştiremezsin. Çok yapacak bir şey yoktur ama
Diğerleri için böyle değil. Yani değiştiririm abi. Ben değiştiririm. Neye ihtiyaç duyuyorsam, neye en çok nerd kullanıyorsam onu yukarı çıkartırım abi. Hiçbiri benim babamın oğlu değil. Ve şunu çok enteresan buluyorum. Yani bir hero'yu atıyorum 7. sıraya koyuyorum. Bir hero'yu 4. sıraya koyuyorum. Yahu çok problem değil. Sen yerlerini değiştir. Bunlar çok önemli şey, teferruatlar yani, bunlar minik şeyler. Takılma. Mesela vermişim 3 hero'ya da 9 puan vermişim. Biri 5. atıyorum, biri 7. biri atıyorum 5. 6. Değiştir yerlerini sen, sıkıntı yok. Yani bunlara takılarak sadece kendinizi oyalarsınız, vakit kaybedersiniz. Devam et. 9 puan aldıysa o karakter güzel karakter. Mesela 9 puan almış bir karakteri sallıyorum genel sıralamada 10. yapmışımdır. İşte atıyorum 8.5 yapanı 7. yapmışımdır. Takılma. Takılma, devam et. Bekleme yapma ticari. Anlatabiliyor muyum? Bunlara takılan insanlar hayatının genelinde takıntılı insanlardır. Sıkıntı olur. Yapmayın gençler. Bir miktar iyice tecrübe olarak size söylüyorum. 50 olmaz, çok genç. Yok yok. Nerede? Teşekkür ederim güzel sözün için. Amma ve lakin cümbürü tizebuk. Ah hayat. Şaşkınlığın normal. Herkes şaşkın bu konuda. Magi yayını olmadan... Eyvallah Tolga'm. Allah razı olsun. Vay genç yetenekler ya. Yani size ara ara böyle bazen başımdan geçen şeyleri anlatıyorum, o tecrübe kısımlarını. Ya ne bileyim, bir kişiye bile faydası olsa Allah bereket versin. Bir yerinden kurtarış yapmışız yani. Sakallamışız mevzuyu. Biz ne günler gördük reis. Ben de 6 yıldız ZBK var. Neden senin anlattığın kadar verim alamıyorum? Yanına Apokolips koy, öyle oyna. Gürkan abi şu bir miktar easy lafına bayılıyorum ya. Ben de bayılıyorum. Bilmiyorum onun modası ne zaman geçer bizde. Ya da geçer mi onu da bilmiyorum. Geçtiği zaman da başka bidik bidik şeyler buluruz. Abi diğer her videondan daha eğlenceli. Teşekkür ederim. Abi oyunun en iyi karakteri Doktor Doom mu? Yok değil. Doktor Doom en iyi 5. karakter. Top listesi videosu var, onu izleyebilirsin. Yakala, geliyoruz. Dişin. 11.7 gençler. 11.7, 12 olsa da bitse. Biz de öteki arenaya geçsek. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Adam estağfurullah. Çekiliş var mı? Ne çekilişi? Benim haberim yok. Kim yapıyor lan çekiliş? Eyvallah, Allah razı olsun. Apokalips olmasına rağmen verim alamıyorsun. Siper ağır saldırı oynamayı dene bir de. Dene gel. Buradayız. Aleykümselam. Rahman hoş geldin. Mucuz aleykümselam. Kubilay hoş gelmişsin. Abi sayende bu oyunda VS'yi öğrendim. Şimdi ittifakta arkadaşlara meydan. Şimdi ittifaktaki arkadaşlarını düşünsün. Maymun çok hareketleri kes. Ayağıyla ateş ediyor abi herif. Ağır psikopat. Merak etmeyin arkadaşlar, artık önümüzdeki ayda itibaren hero satamayacaksınız zaten. Yasak kalınıyor, kapatılıyor mevzu. Hasan hoş geldin. Aleykümselam.
Aha öldü, siper attım öldü. Siperimi öldürdüm. Abi aynı oynadığın gibi oynuyorum ama Efso değil kesin benim ustalıklar alakası. Emiren bakmak lazım. Kızılık kaça gelir? La ilte aldım 2 meş. Yine 2 meş alırsın ya. Temiz alırsın. Gürkan abi genelde 2 tam kombodan sonra lever doluyor. Dikkat ettin mi? 2 tam kombodan sonra. Rakibini her zaman dolar. Ama bu sizin ustalığınızla da alakalıdır. Yani bazı ustalıklar var. Rakibin güç barını doldurmasını yavaşlatıyor mesela. O tarz şeyler de var. Kaç yıldır oynuyorum? 4 yıl oldu işte. 4 yıldır buralardayız. Belki daha fazla olmuştur. Açıkçası çok saydığım bir rakam değil. Yani bu hesap 4 yıllık. Bundan önce de oynamışlığım var. Ben de bilmiyorum yani. Oynuyoruz işte. Bu arena benim için bir önemli arena değil. Ben şu anda işte eşya falan kasıyorum. Benim arenam Perşembe akşamı gelecek. Yeni Euro gelecek. Jaberi Panteri gelecek. Jaberi Panteri'nin 3-4-5 yıldızını tek seride almayı düşünüyorum. Yani bu haftayı biraz kendime tatil olarak verdim şu anlamda. Yani daha böyle kendimle ilgili arenaydı, marenaydı, videoydu, sizlerle bıdı bıdıydı falan. Onlara ayırdım. Mesela sizlerle istila da atmak istiyorum. Şu arenayı bir şey yapalım. Mesela normalde yarın istila atmak isterdim ama işte Variant 7 geldi. Yarın Variant 7'yi %100 yapacağız inşallah. Sezon ödülleri falan da gelecek. İşte 2 tane falan 6 yıldız açarız artık ne gelir bilmiyorum. Ne yani çok önemli ama. Magile savrıları valla abi hiçbir önemi yok. Ha, benim hesap beta hesabı. Bir katkısını görmedim. Beta hesabı derken beta mı var? Ama boşver. Ben beta yani beni yanlış anlamayın da gençler. Ben betayı kabamın şeyi olarak algılıyorum ya. Ya şimdi söyleyeceğim anlayacaksınız da abi kabamın köpekliği ya. Kabamın kendi yapmadığı işi size yaptırıyor. Kendi yapması gereken şeyi size yaptırıyor abi. Ya tanıtım manıtım falan yaptırmıyor kabam çünkü orada. YouTube'çular da seviyor betayı şeyden dolayı. İşte hani video izleniyor ya işte artı birkaç tane tık alınıyor falan. Ondan dolayı seviyorlar. Türkler için söylemiyorum yani bunu. Yabancılar için daha söylüyorum. Yoksa Siyatin'e bakın abi. Siyatin'de video mu var Allah aşkına? Siyatin'in yaptığı en iyi hero listesi bile iğrenç ya. Rezalet yapıyor. Adamın ismi var ki o adam kesinlikle piyasada kalmalı zaten. O konuda daha önce de söylemiştim. Kalmalı diye. Geylan ne ya tövbe estağfurullah. Abdullah Mete'yi tanıyor muyum? Yok tanımıyorum. Kim Abdullah Mete? Hiç tanımıyorum onu. Kim o? Şarkıcı mı? Futbolcu mu? Neci? Türkücü mü? Kekliği düz ovada avlarlar Hisar. Şu bir çılgınlık eder yapıştırırım L2'yi. Banting'i sallıyoruz. Sallıyoruz. Oh yeah. Meyve tabağı is the coming. Winter. Solder. Molder. Folder. Allah razı olsun. Thank you. Thank you. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hoş gelmişsin. Abdullah Candır Ciğer dedi ya. Abdullah'ın kanalına da abone. Aa bitmiş gençler be. Hani Abdullah'ın kanalına abone olun. Like atın. Yorum bırakın ve daha bir sürü şey yapın gençler. Güzel sözler yazın. Bu videolar öyle kolay çıkmıyor gençler. Bu sefer de Nova seçeyim. Her defasında farklı birini seçiyorum.
Anahtarın ne? Kış askeri dönmüşüz lan arada. Gençler, stoklar burada. Bir miktar Easy Izom var. Bir miktar da katalizör var. Artık bu temel katalizörlerin şeye de gelmeyecekmiş. Aa, burada ödül falan var diyor. Aa, ödül. Ne kadar güzel, severim böyle şeyleri. Şöyle bir şeye bakacağım. Savaş sezonuna bakayım. Savaş sezonu şey olmuş mu? Aa, listeler güncellenmiş. Koçum benim. Gençler, bakalım ne durumda buralar? Yangın yeri. Boş ver sen şeyi. Birinci sırada ASR. İkinci sırada Zootopia. Oha, aradaki farka bak la. Dünya kadar fark var. Üçüncü sırada Nevnition. Kenop. Kenop gençler yavaş yavaş kümeye doğru gidiyor. Aa, Kenop kümeye go go ya. Onlardan iyice şey laçkalaştı onlar. Nope, Loki, Palo. AGT yumuşak ge. Giresun'un özel tepeleri 40. Asyalılar, K9'lar, Demonlar, Universal'lar, ISO, Apoko, 211 taktiği, NY, PBT, D69 ve SAS. Platin 1'e bakalım. Var mı Türkiye style? Made in Brazil, Made in Brazil. DSVG, SSX, M-Matrix. What is Matrix lan? Rusken protein, koçum benim. Ruslara bak, protein kurmuşlar yavrum benim. Gören de bir tırırık zannedecek. Brezilya, United Zaten Zurtinger. GVY, Dark, Jar, Cuk. Illuminati, aha Magüminati. Oğlum biz de Magüminati diye mi çıksak la piyasaya? Magüminati bence isimden biz prim yaparız, biliyor musun? Dur onu bir ara şey yapalım, konuşalım onu. Ah be gençler, Türk takımları yok ya, Allah razı olsun. Aa, orası güzel o mekan. Ver bakayım tek tek, ver bakayım. Tek tek. Ağrıdı bak saçlarım tek tek. Allah razı olsun. Thank you so much. Ah be gençler. Platin 1'e. Demir atamadık be kardeşim Platin 1'e. Millet o kadar malını, mülkünü, böbreğini sattı. Gene olmadı be. Ulan gene olmadı, gene olmadı. Terehun 7. sırada Platin 2'de. Abi çok yazık oldu be. Çok da güzel gidiyorlardı var ya, deli dostluk 19. Ah be kardeşim. Bu kadar, iki tane takım var. Gerisi full P3. Adamlar. Vefa. Vay be kardeşim. Vay be kardeşim. 1923 Türk. Ben çok ikaz ettim de. Dinlemediler beni ha gençler. Hep burnlarının dikine gittiler. Gençler bakın, mucoç bir hastalıksa ben de bu işin doktoruyum kardeşim. Bunu keyfime söylemiyorum abi. Günde 15 saat takılan, sürekli video izleyen biri olarak söylüyorum. Doktorum kardeşim, reçete yazıyorum. Kullanmazsanız hasta olursunuz. Ben daha ne söyleyeyim size. Karoludalanlar. Relaxa bak yavrum benim. En güzelini bunlar yapıyor var ya. Köyün delisi bunlara. Ya, hepsinde prestij var. Macera takılı. İttifak savaşını iplemiyorlar bile. İnanın bana en güzelini yapıyorlar. Başka da göremedim gençler. Var mı başka? Başka da yok. Neyse yapacak, bu sene de böyle geçti. Bu sene de Gürkan abi ASR'ye asla gider misin? Şu anda Türkiye'den gitmeyi düşünmüyorum Recep. Şu anda Türkiye güzel. Şimdi biraz da buna kasalım gençler. Hayırlı geceler. Özden ya, hoş gelmişsin. Gençler, şuradan bir miktar izi meyveyi yanıma çektim. Yiyelim, güzelleşelim. Aleyküm selam.
Artık gözler yarın akşamda arkadaşlar. Yarın akşamki bombalar da, yarın akşam bir miktar bomba olsa da patlatsak, %100 yapsak. Recep inşallah yani, ama bizim sadece işi Allah'a bırakmamamız lazım yani, bizim de bir şeyler yapmamız lazım ki Allah bizim yardımcımız olsun. Yani Çanakkale Savaşı esnasında o 15 yaşındaki dedelerimiz savaşa gitmeyip oturduğu yerden dua etseydi savaşı kazanamazlardı. Aleyküm selam. Geçmiş oruçları tutmak için 61 gün. Yok canım, 61 gün bozduğun oruç için geçerli. Bir orucu bilerek bozduğunda 61 gün tutarsın. Geçmişte tutmadığın tüm oruçların alayını tutman gerekir. Tutamıyorsan eğer, onun başka yolları var işte, başka birine doyurmak. Onun bir maddi kısmı var, onu vermek gibi. Tabii canım, önce icraat. İcraat olmadan olmaz gençler, olmaz. Türk oyuncuların bu kanayan yaraya parmak basmaları lazım. Çünkü bastıramazsam bastırırlar, gülüm şarkısı çıkar ortaya. Aa ne güzel, bir sürü Void ile dövüşeceğim. Aleyküm selam Yasin. Yani ülkeler birbirleriyle savaşıyor. Mesela atıyorum, bir tane ülke size abi füze atıyor, değil mi? Şimdi füze atmanın duası Ayetel Kürsü değildir arkadaşlar. Yani biri size füze atıyorsa onu Ayetel Kürsü'yle durduramazsınız. Onun duası anti füze savar sistemidir. Yani budur abi. Ya Allah istese füzeyi durdurur mu? Tabii ki durdurur. Ama bu sefer bu mucize olur. Yani mucize kısmı bu dünyada değil. Mucize, hikmet kısmı işin artık ahiret tarafında. Burası sebepler dünyası. Mucize dünyası öteki tarafta. Allah sistemi öyle kurmuş. Yani sen bütün gün oturduğun yerden dua edersen Rabbin sana isterse tabii ki yemek gönderebilir. Veyahut da seni hiç acıktırmayabilir ama yapmaz. Çünkü kurduğu sistem bu dünya tarafında mucize üzerine değil, sebepler üzerinedir. Ekstra mucize zaten sadece peygamberler zamanında olsun. Peygamberlerden sonra mucize olmaz zaten. O da peygamberlik işaretleri görünsün diyedir. Yani insanlar bu konuda çok saf. Çok saf. Gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içindeler. Aleyküm selam, Allah razı olsun cümlemize inşallah. Varyant 7 gözüküyor. İnşallah o Varyant 7'yi çok kısa zamanda gondikleyeceğiz. Kanama ziğerin kapalıysa Clobsidin'i tavsiye ederim. Gardiyan iş yapar mı? Oyuna yeni başladım, pek bilgili değilim. İş yapar. Gardiyan iş yapar. İyi, oyuna yeni başladıysan şey değilsindir. Yani Gardiyan'ı fazla yük bindirenlerden değilsindir. Bam. İleri itmeye korkuyorum abi. O da öldürüyor. Ben de duruyorum. İleri ittiğim anda anında bize vuruyor ya da siper atıyor ya. Aleyküm selam. Vay, güzel yapmışlar. Bu kapağı ben de kullanabilirim. Sözler Köşkü güzel bir kapak yapmış gençler. Ben de o kapağı kullanabilirim. Ona benzer bir şey. Aynen. Ben onu bir ara bir yeni videolarımdan birinde kullanayım. Ah yanlış yaptık. 5 değil 4 yıldızlarla kasıyoruz. Bir yandan da meyvemizi yiyoruz.
Bu hafta biraz yoğun geçecek. Yani yarın varyant 7'yi %100 yapma. Perşembe akşamından itibaren de 3 günlük bir jaberi jubeli panterini kasma falan. Bu hafta yoğun geçecek. O yüzden dinleniyorum ya, kendime istirahat veriyorum bir güzel. Yarın da biraz daha istirahat edelim ki yarın zaten iftarı canlı da yapacağım. Macera geliyor. Aynen Fuat. Güzel bir kristal açılışı olacak yani, iki tane mükemmel 6 yıldız açarız artık. Romantik bakışmalar ya resmen. Aleyküm selam Murat. Welcome to the jungle. Bilal hoş geldin, Allah razı olsun, aleyküm selam. Hadi bakalım yarın olsun da sezon ödüllerini alalım. Herkes 5-6 yıldızlarını açsın gençler. Ben de şimdi 6.000 civarında bir 6 yıldız var. 10.000 de oradan gelecek, 16.000. 5.000 de varyanttan gelecek, 21.000. Of mis mis bir açarız. Şu aralarda ilk 20 seri yapacak hiçbir şey yok. Ne kadar iğrenç ya. Bekliyoruz, onlar bekliyor, biz bekliyoruz. Neyse artık alıştık. Buna da alıştık. Altı yıldız Corvus gelse kobay farı test edilir. Corvus orada test edilmez Ali. Yasin, Doktor Ahtapot'un 100 kopyaya kadar çıkartabilirsen güzel prestiji var. Bence Doktor Ahtapot oynanır ya, kullanılır, güzel karakter. Ama ileride kullanmayacaksın, ben sana söyleyeyim. İlk zamanlar kullanırsın ve ben herkes kaliteli olduğunu söyler. Ama ileride kullanmayacaksın. Ne defansta ne saldırıda. Atılır mı dersin? Atılır. Bence Thanos mu yoksa Doom mu? Nerede soruyorsun? Gerçek Marvel evreninde mi soruyorsun? Oyunda soracağını pek sanmıyorum. Ben Doom'cuyum ya. Taht kırıcı olmak için atabilirsin. Yani atabilirsin. Oynarsın dediğim gibi, yani seni bir süre götürür. Kafa tofuna çıkıyor. Aleyküm selam. 44,6K güzel bir rakam. Altı üç bir Medusa boss olanda durmuyorum, durmayacağım. Karısında Manyota kırmızı ne kadar ve ne şekilde etkili olur, taktik verir misin? Süper etkili olur. O yoldan gittiğin zaman Ömer, şimdi Mephisto'da Manyota'yı kullanamazsın. Mephisto'da Alava'dan biz kullanıyoruz orada. Bir de orada Domino var. Bir de yolun devamında Alava'dan var rakip olarak. Bu üçünü de kullanamazsın. Onun dışında kullanırsın. O yolun tamamında sadece 3 roda kullanamazsın o karakteri.
Onun dışında hepsinde kullanırsın. Çok önemli. Yani o yolda da dediğim gibi Mephisto'da Alev Adam'ı kullanmanı tavsiye ederim. Alev Adam durdurulamaz açmasa bile sıkıntı yok. Çok güzel hasar veriyor. Domino'da Doktor Voodoo'yu kullanmanı tavsiye ederim ama Doktor Voodoo'yu bir takviye var. Onun kendi takviyesi var orada. Durdurulamaz açtırıyor. Rakip üzerindeki takviyeleri kapattığında durdurulamaz yapma takviyesi var o bölümde. Orada o gidiyor. İşte Alev Adam'da da Allah yardımcın olsun kardeşim. Taş adamı kullanabilirsin bak. Taş adam güzel gidiyor orada. Veyahut da Eegon olabilir. Eegon'u da kullanabilirsin. Eegon'u durdur ağır saldırıyla verdiği durdurulamazlar ya da belli bir kombadan sonra verdiği durdurulamazlar da iş yapıyor. Ben oraya oynarken Magneto'da şey yoktu. Durdurulamaz yoktu. Ben Eegon'a Sentinel'de komba kastığımı hatırlıyorum. 400-500 komba kastıktan sonra hepsini balık kılçığı gibi ayıklıyordu. Ama tabii artık şimdi daha kolay şeyler var. Mesela Kaptan Marvel'la Rogue sinerjisi var. Onu kullanabilirsin. Gerçi bir defa da çıkartamazsın ama en azından hızlı geçersin. Yani başını ağrıtmaz oralar. Aleyküm selam. Turgay ne yapıyorsun ya? Aynen Taht Kırıcı çok 4 Temmuz'da lazım olacak. Çok çok. 4 Temmuz gelse de kabama birazcık para bayılsak. Ah be hazırlıksız yakalandım. Hareket güzel. Durduğu yerde ayrı bir güzel. Allah aşkına ne iğrenç arena oynuyorsun. Allah belanı versin senin. Selamun kahven ya. Aptal aptal oyun stili ya. İlk 20 seri böyle. Ve gençler artık biraz yukarıdan girişlere başlıyor. Hadi bakalım. Nerede bu gençler? Nerede bu Erzincanlılar? Eyvallah insanım hoş geldin aleyküm selam. Sahura kadar burada olacağımı sanmıyorum. Ama bir miktar buralardayız. Da hiç belli olmaz. Bizim sağımız solumuz genelde belli olmaz. En iyi 5 yıldız parçayı nerede kasarsın? Hikaye ve aylık maceralarda kasabilirsin. Aleyküm selam. Başar hoş gelmişsin. Abi sence sikri soğuk mudur? Umurumda değil. İnsanın olduğu yer genelde soğuk olmaz, sıcak olur. Merak etme. Niye böyle saçma bir şey söylemek durumunda kaldın ki? Sercan. Bu çok saçma bir cümle oldu. Bir daha saçmalama. Biraz daha dayak yersek bu işi ben de yaparız. Ramazan sohbetleri zaten yapıyoruz. Sohbet ediyoruz burada. Her daim yapamıyoruz ama 3-4 sonuçta ben yayını açtım mı en az 3 saat sürüyor. 3 saat 4 saat her konudan bahsediyoruz.
Bilal, buna cevap verdik. Neden spam yapıyorsun Bilal? Bilal, neden spam yapıyorsun? Doktor Bilal. Sen Doktor Bilal'i biliyor musun? Şarkıcı. Ah, çok şükür. Abi ne güzel esiyor ya. Yemin ediyorum ne kadar güzel esiyor ya. Hiç iyi gelmez mi bir deniz havası ya? Gelmez olur mu ya? Sen ne diyorsun ya? Ablacım sen ne diyorsun? Deniz havası candır ya. Doktor Aral Bey. Namor var, Wonder Woman ve ama şimdi Namor Marvel karakteri. Sen belki Namor'u Aquaman'le karıştırmış olabilirsin. Aquaman farklı, Namor farklı. Onlar DC karakteri. Namor Marvel karakteri. Ondan yok. DC'nin kendi oyununda var. Bakabilirsiniz. Ben ara videolarını izliyorum yani. Bu arada çok iğrenç yani, onu da söyleyeyim. Hakikaten yani DC'nin oyununun da akışkanlığı çok iğrenç arkadaşlar. Yani hareketler böyle vuruyor, bekliyor. Vuruyor, bekliyorlar. Yani takip ediyorum ama gerçekten iğrenç bir mekaniği var oyunun. Yani onu gördükten sonra diyorum ki bu oyunun hala böyle oynanması gayet doğal. Oyunun tarzında rakibi de yok yani. Aleykümselam, dizi reklama mı girdi? Uzun süre çay içmeyince başım ağrımaya başladı. Allah Allah. Ya DC patates, bakma yani. DC Superman üzerinden gitmeye çalışıyor. Doğru yerden gidiyor çünkü elinde bir tek Superman'i var. Başka bir şey yok ki. Dikkat ederseniz hep Superman, olaylar hep Superman etrafında dönüyor abi. Bari onu düzgün kullansalar. Bir de DC şey değil ya. Sanki tok satıcı gibi abi. Olsa da olur, olmasa da olur der gibi bir şeyleri var yani. Patatesler ya. Çok mutlular ya. İşte öyle yani, aslında kaliteli olabilecek şeyler iş yapmayınca Marvel gibi dandik bir mantaliteye sahip firma her yerde götürüyor. Çünkü rakibi yok ki. Yok ki kimse. Tek ele almış herifler. Saçma sapan ne varsa basıyorlar abi. Namor'la Aquaman aynı şey. Aslında aynı kişiler işte, birbirlerinden çalmışlar işte. Aleyküm selam. Yani Joker'in tutması normal çünkü kötü bir karakter ve komik bir kötü karakter. Yani eğer bir kötü... Hello mu? Aa, Hello'cu mu geldi, onu görmedim. Yani bir kötü karakteri sempatik hale getirirseniz insanlar sever. Çünkü artık insanlar sıkıldı hep böyle iyilerin kazanmasından, iyilerin böyle hep bir şey çıkmasından. İnsanlar artık farklı bir şey sevmek istiyor. Yani kötüleri sevmek istiyor. O yüzden Thanos sevildi. Thanos'a verdiler çok güzel bir amaç. Anlatabildim mi? Mesela Thanos insanlığı yok etmek istiyorum diye yola çıksaydı sevinmezdi. Ama evrenin dengesini korumak istiyorum dersek ve bugünümüzün de sorunu aynı zamanda kaynak yetersizliği. Nerede çokluk orada fırın ettim. Anlatabildim mi? Yani o yüzden Thanos da sevildi. Joker da keza paso espri yaptığı için, makara kukara yaptığı için insanlar böyle kötü görmek istiyor. Ama bir işe yaramıyor ayrı. Ya tek başına kurtaramaz. Hiç trendlere girdim mi? Yok ama trendler bana... Trendlere girecek neyim var ki?
Thanos gibi kötü ol canım ya. Ben bir kere bir paylaşım yapmıştım ya, belki de Thanos haklı diye. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı, emekli dul ve yetimin bacanağı Gazmen. Aleykümselam, toprağım hoş geldin. ASR birinci olmuş, Allah Allah. Haberimiz var, az evvel gösterdik ya ekranda. Aleyküm selam. Aa öldü. Eyvallah Mehmet'im, Allah razı olsun. İlk günü atlattık çok şükür. Nasıl geçti, zor mu geçti ilk gün? Nasıl geçti arkadaşlar ilk gününüz? Var mı yaramazlık? Zayiat veren var mı? Thanos'un kızı She-Hulk mu? Yok canım, Gamora. Renkleri birbirine benziyor değil mi? Başın GG'ydi bugün ama şimdi güzelleşmişsin Gürkan abi. Diablo o kadar kötü ki abi. Artık denemek Diablo'yu sattı 4 yıldız. Merak etme, yakında satamayacak. Burada bir ben mi oynamıyorum acaba, merak ettim. Şey var, oynayıp da bırakan arkadaşlar da var. Yani yine bana destek olmak için yayına gelen arkadaşlar da var yani. Amin, amin. Güzel geçsin, tabii güzel geçsin. This is a Corvus Ulein Corvus. Enerji bitti, yardım tıkla. O da güzel iş, o da güzel iş. Hisar, Musa, Coşkun. Hacılar üçünüz de burada mısınız? Bir ses versenize bana. Aynen, aynen. Allah razı olsun. Aboneyim, abone, biletleri cebimde. Ballı lokma tatlısı, aman hadi hayır nasıl. Eyvallah Coşkun'um cansın. Magumunat'ın ikinci sezonu için operasyon yapalım. Düşük leveller için ustalık videosu aslında kanalda var, biliyor musun? Aslında kanalda var. Yani normal ustalık videosu yaparken şöyle yapıyorum. Önce düşük leveller için başlangıçlarını veriyorum. Böyle böyle yapın diyorum. Sonra ustalara geçiyorum. Tamam, güzel. 3 silah şeyler de burada. Gibi. Dokun bakayım bir. Hisar hiç yapmıyor. Aynen, Hisar bu aralar, Hisar'ın bu aralar gözünü para bürüdü. Para 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 para. Bana para verir. Daha çok para. En çok bana para. Yani bir nevi hayatını idame ettiriyor.
Ahmet açıyor canlıyı da ses vermiyor ki. Sessiz sessiz açıyor. Bilgisayar önce YouTube'a geri döneceğim. Şimdi onlar düşünsün diyeceğim diyorsun. Kahveyi aldın. Afiyet olsun. O zaman bu kahveyi tüm sevenler için. Varyant 6'da korkusuzda Apo gider mi? Gitmez olur mu? Süper gider. Gider. Apo içinden geçer onu ya. Aynen Hisar'ın yerine fırında tavuk atıyor arkadaşlar. Fırında tavuğun da YouTube kanalı var. Abone olun, like atın. Güzel yorumlar yapın. Oha diyeyim ben böyle bir şey görmedim diyeyim. Gaza gelsin daha çok video atsın. Yayıncılara destek gençler. Hep destek. Tam destek. Benim de favori Mucho Çutupçum ya. Metin 2 oynayacağım diyor. Ya bak. Metin 2, Metin 3, Metin 4. Örgü kanalı açacaktım da bayağı para istiyor. Yo bedava kanal açmak. Kim para istiyor? Öyle bir şey yok. Seni kandırmaya çalışmışlar. Adam bana 500 combo yaptı ya. Thanos. Thanos paso ile işime engeli veriyor sanki bir şey yapıyormuş gibi. Eyvallah Fuat ya. Allah yapıyoruz ya. Keyfini çıkartıyoruz ya. Güzel işte. Age of Mythology. Gidi günler. Sizin yaşınız daha küçük ya. Bunları nereden biliyorsunuz? like'a bir şövalye açar mısın? Yok ya, bu aralar şansım gülmüyor görüyorsunuz. Aha arena kasıyor. Ne kadar enteresan. Normalde hiç kasmazdı. Şunu şöyle kenara alayım. Tekrardan açalım bakalım. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Arka planı da bulan kaç gündür de arka plan yapacağım yapamadım ha vallahi billahi. Var olanları değiştirip kullanıyoruz. Ah. Biraz da kırmızıyı kullanayım. Belki bana kırmızı çok yakışır. Ne yazmış? Süper satranç bilgisayarı Deep Blue. Allah Allah, satranç bilgisayarı mı yapmışlar direkt? Allah Allah satranç bilgisayarı mı yapmışlar yahu ne kadar güzel olur. 2 yıl önce acayip takip ettim seni. Hatta VP kurun dedim özelden falan. Doğrudur. Doğrudur. Abdülmuttalip. Gençlik zamanları be. Vay be ne günlerdi be. Değil mi? Kaç yıl geçti aradan arkadaşlar. O çok iddialıyım da en çok mitolojinin magisi benim. Telefon 8 Plus. Link atabilirsin tabi Ali ayıp ediyorsun. Atabilirsin tabi yapıştır gelsin. Turgay sen de link at. Hisar sen de link at. Diğer arkadaşlar da link atabilir. Tabi sadece linki moderatörler atabiliyor. Onu da söyleyeyim başta.
Hop, dominodan nefis ve çılgın bir hareket. Gençler, bu linklere, bu linklere like atın, abone olun ve daha bir sürü şey. Toprağın eline sağlık. Damacana İsa yakında sinemalarda. ...12 Plus'lar çıktı. Ben memnun değilim yani. 12'de kullandım. X'de kullandım. Ben memnun kalmadım. Yani şeyden değil. Telefondan memnun kalmadım. Telefonun oyunla ilgili performansı güzeldi ama... ...telefondan memnun kalmadım. Ne zaman memnun kalırsam o zaman değiştiririm. Kanalımız yok ki link atalım. Bir gün olur ya, buralardayız. Şu an defansın en iyi katliği kesinlikle Jabari Panteri bana göre demiş. Hadi bakalım, hayırlı olsun. 15 milyon abonede 15 tane damacana çekilişi var. Her eve damacana.com. Allah'ınıza aboneyim. Cacık kanalı iyidir ya. Aleyküm selam. Cidden 70 bin ödersek açabilirmişiz vallahi inan. O ne ya, 70 bin ne ödüyorsun? Bedava bedava. YouTube kanal açmak parasız ya. Hatta insanlar para kazanmak için açıyor. Senin gibi safı bulmuşlar, keklemişler işte. Ben de mi kanal açsam? Aç tabi Osman, sana söylüyoruz. Yoğurt olsun. Hadi bakalım. Gençler bir miktar çılgın gençler. Gençler çılgın. Tek tur kaça patlar. Yaparız bir şeyler ya. Yazarız. Saat kaç olmuş? 10.30 olmuş. Aleyküm selam. PUBG hiç oynamadım yani, başlamadım. Sadece böyle makarasına falan girmiştik bir kere, yok. PUBG ya, çok fazla zaman ayırmam lazım o eğimleri yakalayabilmem için. Onlar şu anda bana çok uzak. Yok, istila vs'leri bitmedi. Sırada kim var? Sürpriz olsun canım, onu söylemem. Ama şu anda bir yoğunluk var. Yani yarın Variant 7 var. Sonra benim Arena'm var. O yüzden bu hafta olmaz ama önümüzdeki hafta yine var, devam ederiz. Sürpriz tabi. PUBG'de piyasından bir olmak şu anda zor. Çünkü PUBG'yi oynayıp 2 milyondan fazla abonesi olan birçok YouTube'çu var. Yani oradaki tezgahı kırmak için onların yapmadığı bir şey, dünya birincisi falan olman lazım. Anlatabildim mi? Dünya birincisi olman lazım. Onun dışında Türkiye'de şu an tutunamazsın. Çünkü bunlar full artı full profesyoneller. Yani reklam çalışmaları, sponsorları, menajerleri, ajansları, dört koldan çalışıyor bunlar. Tutunamazsın.
Yani YouTube'un ilk zamanlarından beri var o çocuklar. Mesela Mucoş'ta tutunmamızın sebebi veya hatta atıyorum işte Mucoş'ta Türkiye'de Mucoş yapan yani kanal yok. Türkiye'de şimdi diğer arkadaşlar alınmasınlar ama Mucoş YouTube yapan profesyonel bir tane kanal var, o da benim. Diğerleri yarı profesyonel veya amatördür. Yani profesyonel bapta yapan yok Türkiye'de. Ha, Türkiye'nin de oyunun da kapasitesi belli, yani daha yukarı çıkamazsın. Çıkarsak bugün onu da görürüz zaten. Montum bilet müthiş bir şey. Yani tekrardan montum bilet yayınları açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Düşünüyorum montum bilet yayınları. Bir bakmışsınız bu gece açmışım abi. Sahura kadar montum bilet. Abi şimdi az önce seslendim bize. Şey yapalım, yayından sonra konuşalım eğer müsait olsanız Discord'da. Şu anda ittifakımıza kaç kişi alacağız Musa, Hisar, Coşkun? Şu anda kaç kişi alacağız ittifaka? Buradan duyuru yapalım, iletişime geçsinler. Sezon da bitti madem, ödüllerden sonra bir kişi mi? Bir kişi alıyormuş ittifaka. Öyle, İçişleri Bakanlığı'na büyük emir geldi. Cool, dehşet diyorsun. 4-5 kişi alırız. Tamam, buradan yazalım abi. Gelmek isteyen varsa. Ben onun için ekstra video da çekerim. Tamam, yarın daha iyi belli olur diyorsanız öyle yapalım. Tamam. Net rakamı belirleyelim. Hadi bakalım. Aa, güzel bir kanal hatırlatması geldi gençler. Ve 580 bin puanla resmen oraya buraya gider atıyoruz. İttifak ödülleri yarın gelir. Ekstra bir sıkıntısı, bir problemi çıkmazsa yarın gelir. Tamam, İsmail'e hemen kaydın, hemen üye kaydı yapın oradan. Hemen üye kaydı yapın. Alın hemen İsmail'i oraya. Hemen alın İsmail'i oraya. Hemen gel bakayım sen böyle. Gel buraya. Her şey yenir beler. İsim King ya. Hayırlı Ramazanlar Allah Gürkan abi, 10p üzeri alsak tavsiye, yanlış anlama. Olabilir, bakarız şu anda ittifakın prestiji ne durumda. Talepler ne durumda, tabii ki yüksek prestijleri alırız, niye almayalım. Yüksek prestij geldi, hadi lan sen yüksek prestijsin demeyiz ki. Dediğim gibi bir bakmışsınız 1923 B'ye ben gelmişim gençler. Her şey olabilir bu hayatta. Bir bakmışsın yeni sezonda ben varım ittifakta.
Ah be, arana galibiyette ne var? Bir tane daha kazansam 25 kredi. Gel bakayım lan çılgın. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Çoluk çocuk nasıl? Torun tombalak ne yapıyor? Size birazcık 6 yıldız R3 Cable göstereyim mi ya? Allah'ın selamını alsaydım be kardeş. Adam yemiyoruz. Belki yersin belli mi olur? Allah'ın yarattığı gözler her zaman görmüyor be kardeş. Ne yapacaksın? Cemil aleyküm selam. Çılgın. Böyle çılgın olma. Sübliminal mesaj veriyorum tabii canım. Var aklımda çılgın proje. Ayıp ediyorsunuz. Delirtmeyin ulan beni. Sercan kaç yaşındasın Sercan sen? Sen kaç yaşındasın Sercan? Soruların çok dikkatimi çekiyor. Gecelerin maymunu. Filmde diyor ya gece maymunu diye. Ulan oradan ağzımız dolandı ya. Gittik filmine. Orada gece maymunu dediler buna. Ama gece maymunu demeleri iyi oldu yani. Bizim bu oyunda buna gece maymunu dememiz çok iyi oldu. Nasıl örümcek diyeceğiz abi? Gizli kostümlü örümcek var. Gizli kostümlü bana çok saçma geliyor çünkü. Aha kondik bunu. Gürkan seni seviyorlar da selam bahane alınca insan Allah razı olsun farkındayım farkındayım sağ olsunlar. Kızım, aa kızım değil amcaymış amca. Amcam ne yapıyorsun? Amca oraya niye gidiyorsun? Aha perdemin arkasına gitti Gristen Kastas. Sen şeyin. Amca ne yapıyorsun? Gel bakayım sen. Gel bakayım reis ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel böyle. Gel seni millet görsün. Gel. Gel millet reis görsün amcacığım. Takılsın mezar alsın. Madem kaçak yapacak bir şey yok. Yaşına hürmetimiz var. Adam bizden büyük mü neredeyse? Değil mi amca? He amca. He. Gel. Gel 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 ben seni yerim. Gel ihtiyar gel. Gel iki ihtiyar takılalım. Gel tavla oynayalım seninle. Ne? He. Hayırdır Ramazanlar amcacığım? Ne yapıyorsun amca? 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 Senin ben ağzını yerim gel. Gel. Gel bakayım reis. Adam benden ya. Hayvan benden yaşlı ha. Ne köftem. Gel bakayım sen gel. Neredesin reis? Gel bakayım sen böyle. Amca sen de 500 kilosun ya. Gençler sizi amcayla tanıştırayım. Ne yapıyorsun amca? Tamam, korkma tamam. Tamam, korkma ya. Tamam. Amca korktu gençler yapacak bir şey yok. Amca ortamdan korktu çok ışık var ya. Normalde karanlıkta yaşadığı için. He. Korktu gençler. O gelmez artık o kadar. Gel babacık ya. Gel. Nusi'nin ağzını ben yerim. Senin ağzını yerim o kendi gelecek artık. Aa gidiyor. Ben de iki tane ikisi de kız ama kavga ediyorlar. Normaldir. Amin. Benden arkadaşlar iki tane çok yaşlı var. Bir tanesi amca, bir tanesi Zeytin. Amca benden küçük mü?
Zeytin'den küçük tabii canım. Zeytin. Atatürk'le yaşadı zaten ya. O kadar büyük yaşı var. Atatürk zamanından kalma. O yüzden ona sahip, dedeye sahip çıkıyoruz. Amca arkadaşlar milattan önce 3. Şey, amca diyorum. Zeytin var böyle gözleri görmeyen, iki gözü de. O milattan önce 3. yani Firavun devrinden, Hazreti Musa zamanından kalma. Benim kedi psikopat 6 işte. Düşün bizimki 8 mi 9 mu ne acı. Yani adam hayatı bıraktı, hayat adam kediyi bırakmıyor yani. Benim kedim kardeşim arkadaşlar, selam aleyküm selam, amin inşallah ilanım, hoş geldin. Kedi senden miyim, sıkıntı yaş büyük. Arenalara dön. Şimdi bu mesela oynayamasanız bile 1-2 yıldızlardan mutlaka birkaç seri yapın ki başlangıçta kötüler olun, onlar güzel şeyler. Ali Aydar hoş geldin. Vay arkadaş ya, vallahi enteresan mısınız? Hisar kediye falçıta öğretmişti. Olabilir, her şey olabilir bu hayatta. Hisar'dan her şeyi beklerim. Bizim burada o zaman çayını yapmıyor, erkek dışarıda. Tamam, böyle şeylere gerek yok. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? T5 seviyen 3 oyuncunun mühürünü alırsam 4 olur mu? Ha, oyuncunun mühürü T5'i etkiliyor muydu? Bakayım, bana bir müsaade et şu seriden sonra bir bakayım. Tam hatırlamıyorum, bir şey diyemem şimdi onun için. T5'i sanki etkiliyordu, sanki alabiliyorsun bir tane daha. Ama yine bakmakta fayda var. Etkiliyormuş. Bak, hiç bakmama gerek bile kalmadı. Direkt etkiliyormuş. Aleykümselam. Fatih hoş geldin. Allah razı olsun. Burada erkek gibi konuşuyorum. Ha ha. Öyle. Hanımefendiler suya benzer. Erkekler de böyle kaba benzer. Hanımefendiler genelde bulunduğu yerin şeklini alırlar. Aydar, Aydar. Aydar, Aydar. Halk bastığı çok seviyorum. R5 atayım. At at at. Utanıyor mu? Niye utanıyorsun la Gundi? Utanılacak bir şey yok. Üzmeyin lan birbirinizi. Üzmeyin oğlum. Mutlu yaşayın. Mutlu yaşayın. Mutlu yaşayın, mutlu GG olun gençler hayatta. Bak şimdi ben size birazcık 6R3 cable göstereyim. Yavrum benim, bunu da aldım. Gidelim cehennem labirentine. 6R3 cable bakalım biraz. Apokalips de var, her bir şey var vallahi billahi gençler. Bak takım gayet güzel, Jix bir takım. Aa pardon, bu Gundi çıkar, bunun yerine bunun abisi var, 6 yıldızı var. 6 yıldız olalım, 6 yıldız. 6 yıldız Doktor Strange 5 taş bastım ve R2 attım, utanmıyorum. Aleyküm selam. Önce Apokalips ile oynayacağım, aslında Strife de alabilirdim ha.
Strife mi alsam acaba? Tamam, çıkacağım Strife alacağım, ondan sonra tekrar geleceğim. Colossus'u çıkartacağım. Strife hem Cable'la hem de Apocalypse'e veriyor ya malzemeyi. Böyle Strife alalım. Şurada bir yerde 5 yıldız vardı sanki bir yerlerde. Taskmaster R5, utan. Aleyküm sen, ben bekliyorum hala. Tamam, aklındasın, onu gördüm. Onu gördüm, dönüş yapacağım. Şimdi gençler hazırsanız. Hazırsanız. Önce bir Apo'yla başlayalım. Ağır saldırı yaparak rakibin arkadaşlar en azından yük almasını engellemiş oluyoruz. İlk olarak bileği iki atalım Apokolips'le. Altıra 3 Apokolips. Tabii ki rakibin üzerindeki sarsıntı biraz sıkıntı olabilir. Şimdi L3 kaldı. L3 attıktan sonra bakalım. Şimdi Apokolips'in de Cable'ın da arkadaşlar bu elemanların ağır saldırı mesafesi uzun. Yani kısalardan değiller. Güzel, L3'ümüz doldu. Şimdi güzel bir L3. Aa, kaçtı. Sen çok çılgınsın amma be lakin. Bam. %2'sini aldı yalnız acı. 50.000 de bence çok değişik. Arkadaşlar şimdi bu saatten sonra bayağı yüksek hasar vuruyor. Tabi koruyucu kalkanı saymazsanız saniyede 3.000 falan vuruyorum abi. 10 saniyede 30.000, yani 100 saniyede 300.000 gibi dehşetli bir hasar. Burada daha böyle biraz daha zamanı oynayabilirim açıkçası. Elemandan yük falan da alamıyor üzerine. Koruyucu kalkan bittiğinde güzel bir L2 atabilirim. Ah be, koruyucu kalkanını açtı. Ona rağmen hala vuruyoruz. Baksana 15.000 falan sekiyordu arkada, gördün mü? 12.000'lere falan düştü ama sonra. Tabi bu her defasında daha da artacak Strife'tan dolayı. Ya inanılmaz bir takım yapmışlar mutantlarda, yani şu mevzu gerçekten inanılmaz. Baksana 15.15 sekiyor abi. Yani Cable'ı deneyecektin. Apokolips'te kaldık. Şimdi 17.000'leri vuruyor. Senin babaya rahmet be.
Bir yandan da saniyede ortalama 3000-3000 hasar zaten veriyorum. Çıktıydı. Strife'ın bu olayı çok güzel oldu Apokolips için. Yani Apokolips her yerde abi, öyle söyleyeyim ben size. %50'nin altına da çekti ve taş adama yaptı bunu. Başkasına daha fazla hasar vururdu. Binler, 19 binler arkada seken rakamlar. Allah Allah. 67 combo hakkımız kaldı. Acaba alır mıyız? Tekler mi ki? Eğer bunu teklerse bir sonrakine daha çok şeyle cable'la gireriz. Güzel götürüyor ya, zayıflatıcı hasarı, kendi vuruşu, arkada seken hasarlar falan, fiş mekanlar çok dehşetli götürüyor. Mesela kanama da verdiği için taş adamın yük açmasını da engelliyor arkadaşlar. Böyle bir güzelliği de var. Apokolips. Ah be, koruyucu kalkan geldi. Gelmeseydi L2 basacaktı. Ey maşallah, sen ne tatlı şeysin. Adın ne senin? Yalnız aldın ha, ben size söyleyeyim. Neredeyse aldı. Eğer kalırsa da ucu ucuna falan kalır. Acaba sadece şey mi atsam, L3 mü atsam? Çünkü son 20 kombomuz kaldı. Hadi kıyamadım, yine L2 atayım. 25.000 sekiyor arkada. Gençler, son 7 vuruş hakkım kaldı ve %5 eleman. Dur birazcık şey kasayım. Time oynayayım biraz. Zaman oynayayım. Hala %5. Ah be. Sanıyorum yetmeyecek ya. Son 4 vuruş hakkımız kaldı. Son 3 vuruş hakkımız. Zamanı oynuyorum. Yani zayıflatıcı ne kadar? Çünkü son vuruşu büyük ihtimalle L1 ile yapacağız. %2 kaldı ya. Ve gençler, son hakkımız. %1 kaldı ve L1'i bu. Aldım mı acı? Harbi aldım ha. Aleyküm selam. Aldık. Apokolips. 241 komboda resmin içinden geçti. Taş adama tek atan adamın adı Apokolips. Tabii, bakacağım. Bakacağım Skype. Gördüm, yazdığını gördüm. İçeriğine bakamadım. Apokolips, this is a one shot. Şimdi Apokolips'te kıyamet atlısı senaryosu yapalım. Şimdi gençler, sahneye dizize Cable çıksın. Cable'ın da 43.000 canı var. Allah Allah, bende takviye de açık değil. Sinerjiden falan da büyük ihtimalle. Amin. Hadi bakalım. Şimdi sahne
Cable'da Apokalips'in yaptığını burada dizize Cable yapar mı? Cable'la sadece Leuch atacağım. Yani çok başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Cable, Apokalips ve Cable ikilisi gözümün nuru ya, tövbe estağfurullah abi, çok iyiler ya. Gençler 8. ağır saldırıda %7 canını aldım. Kaç bu? 9 ağır saldırıda %9 abi, çok iyi ya. Dur bakalım mevzu nereye gidecek. 30.000 attım ha, kimseye söyleme ya da söyleyemişsin ya. Aslında bunun L1'ine ağır saldırı atabilir miyim? Denemem lazım ama. Ah be, bozmayı attı üzerime, çıldı ya. Neyse, sağlık basalım onunla da birazcık. Bu arada Cable'ın arkadaşlar en önemli özelliklerinden biri de sağlığı bitmiyor. Yani bitmiyor, o kadar Türkçesi bitmiyor abi adam. Ve tabii ki aşırı hızlı da güç barı dolduruyor. Apokalips'le beraberken bu oran inanılmaz derecede artıyor. Şöyle yapsam. Vallahi L1'ine ağır saldırı bastım acılar. Aa, sevdiğimiz bir sahne. Ah be, köşeye sıkıştı ama. Ben de çok geri teptim. Aslında bu da L3 atmaman lazımdı ya. Rakibin güç barı azken ağır saldırıları spamla dursun. Yakala kardeşim. Sana bir miktar easy bozma atıyorum. Gençler Cable'ın canı %100. Bilmem. Anlatı tabii ki sinerjilerin burada katkısı var. Ay, acık ucunda kaldım. Cable zafere doğru gidiyor. Koşuyor, koşuyor. Dripling atıyor lan. Ay, gene ucundan kaçırdım. Dediğim gibi hem çok hızlı güç barı dolduruyor, hem güzel sağlık basıyor, hem inanılmaz hasar veriyor. Ah be. Hem de nazar değiyor. Dizize nazar boncuğu. Tamam dur, şımarma. Relax mi ya? Şimdi sağlığımızı tekrar dolduracağız inşallah. 84'lere kadar düşmüştü sağlığımız. Şimdi 86 oldu. Tabi burada dediğim gibi sinerji önemli. Cable 91'e çıkardı sağlığını, vicdansız herif. Cable. Yalnız hacılar, ağır saldırı mesafesini kesiyorsunuz mu? T ekranın oradan orasına atıyor yani. Kabloyu uzattım, keyfime baktı. Bu arada sağlığım %100 olmuş yine arkadaşlar.
Ama artık atman lazım. Şu yeşili beklemeyin hacı ya. Aha bir miktar tartak yedik. Lan bırak beni. Ne kadar güzel gidiyordun. Bırak. Bıraksana köpek. Aa ne kadar çok sersem yedim. Bıraksana. Aa sersemden çıkarmadı. Eteistin çocuğuna bak. Ulan bütün kombaları da yedi. Ben böyle bir vicdansız görmedim. Bir an kalplerim takla attı. Bu resmen vicdansızlıktı. Trafoya yoksa kedi mi kaçtı? O neydi lan hiç bırakmadı? Vicdansız. Bir miktar izi tırstım gençler. Ay senin şimdi kontrol problemine ya. Abi ne kadar keyifli gidiyordum. Neden benim keyfime müdahale ediliyor burada? Bu bir keyfe kalkışma hareketidir. Sen de sağlık aç arkadaş. Her şeye rağmen oynuyoruz. Her şeye rağmen. Yine sağlık canım. Lan kalbim takla attı sağda solda. Amma güç barı bastım. Bir tane de şifa niyetine sağlık açtı. Sağlığım çok şükür. Gene 25 lira çıktı da. Neden daha yukarı çıkmasın kardeşim? Ah hocam ah resmen dış güçlerin oyununa geldim şuraya bak. Adamı nerede vurduğu sersem ya elhamdülillah. Bizde şey vardı eskiden. Ne vardı? Dark Terror vardı Dota'da. Onun gibi abi. Elemanın her attığı R5 şey R5 diyorum. Nedir abi sersem ya psikopata bak. Gençler şunlardan biraz kullanayım ya. Biraz da şundan ah be gitti güzelim eleman. Lan her yerde dolmuş taşmış ha şuraya bak. Şu aşağıda bir şey var mı? Ekmek çıkar mı? Yavrum benim şu sağlık potlarına bak. Biraz da apokolips yapayım. Cable'a dış güçlerin oyunu geldi gençler. Bir miktar easy dış güç oyunuyla. Bu olay kötü yerlere gidebilirdi. Ama apokolips geldi ve mevzuya bir miktar parmak basıyor. La apokolipsinde şey yok ha yükü yok. Direkt başlarken Allah'tan mutant da 2 yükle başladı. Kaçmasana kopak. Ulan şimdi bu elemana da ağır saldırı atarsak bu bizi birazcık gıdıklar. Neyse dur bakalım. Oğlum ne kadar çok yük alıyorum ya. Bir anda dolduruyor bunu. Eleman tezgahı dolduruyor şuraya. 5-5-5-5 atıyor. Aa unuttum gençler ya. O 4 yükte yapıyordu la sersemini. Ah kalbim var. Kalbim var. Buradan sonrasına gerek var mı? Profesör X deneyeyim bakayım. Profesör Maşaz Efendim ne yapacak? Profesör X. Bak mesela Profesör X'in de 6 yıldızı gelse kopyalansa. Bunu da aman ne kadar güzel kontrol problemi yaşıyoruz ya. İki bıdı bıdı yapmaya izin vermiyor bunlar. Eteist midir nedir anlamadım.
Düşün. Ve 1 ile 3 atalım. Keyfimize bakalım işte, kanalımıza yarı çıkınca profesör biraz tırtlıyor. Tabi. Abi çok enteresan yani, hiç hayatımda görmediğim bir profesör X şey yani. Marvel evreninde çok görmediğimiz, çok karşılaşmadığımız bir durum. Bitmiş yala yüklerim. Ne güzel keyifli keyifli atıyorduk ya. Elemanda yeşil yandı halde gelmiyor. Yaramaz çocuğu. Kaç. Profesör X'in de ben böyle geri kaçmasını seviyorum. Nightcrawler'ı andırıyor aslında ama ben bu elemanın da kaçmasını seviyorum. Güzel kaçıyor. Profesör X. Ah, vurmadın. Ne güzel oynuyorduk ya. Sen beni niye öldürüyorsun? Aleyküm selam. Mecnun hoş geldin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ataselim hoş geldin. Ne güzel kaptırıyordum ya. Vallahi billahi. Strife. Strife ile girelim. Bu arada beyaz mayo da hiç kullanmadık ha. Sinerjisini minerjisini. Tabi Strife geldiğinde arkadaşlar birazcık böyle gösterisi yapıldı. Sonra bir baktılar GG. Strife finito gençler. Ama Strife normalde de kullanılabilir havası var bende. Öyle bir hissiyat var. Orta saldırılarla oynadığımız sürece üzerindeki her daim duracak acı. Strike ile pasole 3 atıyorsunuz ki şunları üzerinde kalıcı hale getirebilsin diye. Bu arada Strike de kesinlikle labirentlerde çok etkili bir hero. Çok çok etkili bir hero. Ama henüz tabi daha insanlarda çok da olan bir karakter olmadığı için. Yoksa yani bu adamın şeyini labirentte yiyemeyiz abi, hakkını. İnan yani Eagan'dan daha fazla hasar veriyor. Çok daha fazla veriyor. Yani bunu artık yeni labirent geldiğinde kullanılır büyük ihtimalle. Aha, bir hallaç pamuğu gibi attım yere. Mutantları çok beğeniyorum ya. Çok iyiler yani, gerçekten güzeller. Mesela bunda habire orta saldırı yaparsanız eleman sizden kaçamıyor gençler. Mesela elemanın üzerindeki şoku da her daim yenileyebiliyorsunuz. Ah be, koşmadı üzerime, kaldı öyle vicdansız. L1'i de boşa atmış olduk. Neyse bugün boş, yarın dolu.
Gel buraya. Bir şeyler at artık oğlum, hareket et. Atraksiyon yap. Hiç yardımcı olmuyorsunuz Mehmet Ali Bey. Şimdi bunun üzerine elemanı üstüme koşması lazım. Çok az koştu, çok az. Neyse, şokları 203'e çıkardım, kimseye söylemeyin. Oha, tek hareketle ne kadar, ama tabii canım az benim. Ben bir cücük strife'ım. Öldü. Aleyküm selam, Allah razı olsun Kadir'im, hoş gelmişsin. Aleyküm selam arkadaşlar. Tamam, denemiş olduk böyle de. Apokalips nasıl one-shot attı yalnız ha, vallahi billahi. Çok çılgın bir one-shot'tı. Cable da çok rahat atardı. Orada bir miktar easy kontrol problemiyle karşılaştım falan filan. Yürükan abi bir şey söyleyeyim. Kanısı vermem ya, yasak. Diğer büyük kanallarıyla ortak bir yayın açar mısın? Açıyorum zaten. Büyük kanallarla ortak yayın açıyorum Mert. Vatan haini olmadıkları sürece açıyorum Mert. Türk oldukları sürece açıyorum. İsim sorun. İsim vermek yasak. Yasak. Türkler zaten önünde yok. Aleyküm selam mecim. Cehennem'e tekrar atmak istiyorum. 5K kredi var ama elimde ilgınım yok. Alternatif fren öğrensin. Strife. Fadime hoş geldiniz. Aleyküm selam. Arkadaşlar biraz da soru cevap yapalım. Biraz da soru sorun. Cevap yapalım. Soru yayını kapatacağım. Hadi birazcık da soru cevap yapalım. Bıdı bıdı yapalım birazcık. Allah razı olsun. Gelin beraber olsun. Allah razı olsun. Kanal ismi vermek yok dedim. Hala kanal ismi veriyorsun. Ban demek istiyorsun. Hamdolsun vallahi Emre Hanım, bomba gibiyim. Sen nasılsın? O da yok diyorsun. Valla Mecid'in elindeki kadroya bakmak lazım. Çünkü Cehennem Labirenti özel bir yer. Birçok dövüş düzeyi. Mesela CGR olur. CGR de güzel yer. Nefito için en uygun ürün. Alev adam. Bu efektlerinin bulunduğu bir PC pack yayınlamayı düşünüyor musun? Yo, neden diyeyim ki? Sonuçta ben böyle bir Photoshop bildirim kanalı ya da yapım kanalı değilim ki. Onu yapan bir sürü YouTube kanalı var. Gidin oradan al. Immortal Abomination güzeldir. Oynar. Bu enteresan bir şeymiş. Cehennemde Falcon güzel mi? Falcon cehennemde şunu yapıyor. Şimdi dövüş komboları var ya. İki farklı kombosu var. İlk komboda iş yapıyor. İkinci de yine iş yapıyor. Yani yapar. iPhone 12'nin neyini beğenmedim? Telefon arıza hata veriyor. Ya dayanıklı değil onun için. Yoksa akışkanlığında bir sıkıntı yok. Batuhan mantıklı. Strife için 15K 6 yıldız olur mu? Gelirse süper olur. Yani ama labirentlerde kullanacağım bir karakter. Başka bir yerde kullanamazsın şu anda. 3 yıldız apokalips kıyamet atlısı yapar. Ne yiyorsun? İşte söylemeyeyim de. Değil mi? Dün de vardı. Canımız çekti ne yediğinden diyor. Ne yediğimi de biliyor. Vay arkadaş ya. Bunlar çok enteresan işler var ya. Gerçekten enteresan işler. Korvus nasıl 30 yüke çıkar? Korvus daha önce bir tane yenilmezi dövmesi lazım. Yenilmez yüke aldıktan sonra diğer yenilmezlerde 30 yük açar. İyi yapmışsın. Şimdi sezon ödülleri gider alırsın oran Gürkan abi. Abi şu oyunu Android'de oynadım. Oynadım. Oynamaz olaydım. Android'de oynamaz olaydım zamanında. Bütün zamanımı mahvettin.
Apokalipsi, Stripes nasıl diye merak ediyorum. Allah cümlemizden inşallah. Ama kanalımızdan da vardı yine. Kaju be. Kaju ne ya? Kaju pek benim tarzım değil. Aleyküm selam. Bu arada arkadaşlar hesap 2.7M'ye geçti. Yani bir hesap turu daha gelecek. 2.7M'ye geçti çünkü. Şekilde gördüğünüz gibi artık 2.7M'nin üzerindeyiz. Her 100K'da bir hesap turu yapıyorum. Sezon ödülleri ne zaman gelir? Yarın gelir diye düşünüyorum ama yine bakmam lazım. Bakmadan bir şey diyemem. Punisher 2099 iyidir. İyidir, ben severim. Yani kullanışı da. Kaç yıldır kullanıyorum bu cihazı? Bayağıdır kullanıyorum. Yani ilk çıktığından beri kullanıyorum. Şu anda düşünmüyorum. Şu anda en iyi performansı bundan olur. Ben 3 yıldır kullansam hala pilim %86, %87'lerde falan. Ve hiç şarjdan çıkartmıyorum. Prestij son bir haftada artacak mı reisin? Bir şey bulursam arttırırım. Varyanttaki manyet için yardım, kırmızı olan. Onun kanalda videosu olması lazım ya seçkin. Dünyada ilk yüz ne zaman olursun deriz. Planın öngörün nedir? Planım öngörüm nedir? Bu yılın sonunda ya da 2022'nin başı, sonu başı gibi olurum. Bu yılın sonu gibi olurum. İlk yüze girelim. Aynen, bana birincilik yakışır. Ben de öyle düşünüyorum. Magumiat listesi ne zaman gelecek peki? Onu da bu hafta nasıl yapacağım ki? Yarın Variant 7 var. Sonra Arena'm var. Ya bu haftaya sıkıştırmak istiyorum onu. Void R5 mi Storm X mi R5? Ha bak, çok şey bir soru. Storm'un kullanım alanı daha fazla ama Void'in de çok fazla. Çok çok sıkıntılı bir durum. Yani Storm ayarında bir karakterim varsa Void'e yüklen derim. Tabi kanamaz yerin kapalı olması lazım. Void için kanamaz yeri kapalı. Açıksa Storm'a bas. Kopyasız Void. Kopyasız Void'i geç. Hacı abi en kolay variant hangisi? Tek? Varyantlar Bülent, bütün her şey karakterlerine bağlı. Hangisine uygun karakterim varsa. Benim için soruyorsan Variant 6, Variant 5 en kolayları. Çünkü sadece Doom'la tek tur atabiliyorsun. Karoları değişmiş Gürkan. Bakın. Aa, bakayım. Allah Allah, karolar mı değişmiş? Ne zaman değişmiş? Variant kaçtı la o Gundy? Neredeydi o? Magneto. Kırmızı Magneto nerede? Buradaymış. Allah Allah. Bakalım Gundy'ye ne karosu varmış. Şurada bir yerdeydi sanki. Nerede lan boss? Aa, boss'u burası değil mi? Doğru yere bakıyoruz. Muhafız saldırıda her da blok denmesinin %5 arttıran bir kendisine bir şey. Bunu geç. Çeviklik var. Bunu döversin herkesle, bir şey yok ki. Canın kim ne istiyorsa döv. Muhafız saldırıldığı her defasında. Yani blok yapmadan oynarsın. Tabii ki Quake birinci sırada. Alev adamla oynayabilirsin ama alev adamla blok yapamazsın. Bloğun delinir falan. Starlord'la döversin. Yani tek ne diyeyim, metal olmayan her teknoloji içinden geçersin. Döversin, bunda bir şey yok. Mysterio aklına kim geliyorsa döversin, hiçbir şey yok. Hatta bak, hiddet arttırıyor. Mesela buna Elektro ile gir. İki yıldız Elektro ile. Yanına da Heimdall al. Bekle biraz, üzerine hiddet katsın. Bloğuna vurdur ya da açıktan vurdur, ölsün. Bir şey yok bunda. Eğer buysa. Tekno ile girilen yer. Tamam o zaman. Tekno hangisiydi yahu? Tamam, burası değil mi? Az evvel girdiğim yer işte abi. Ya bence en güzeli al iki yıldız elektro, yanına bir de Heimdall koy, tamam işte. 15 saniye oyala Gun diye, 15 saniye sana vursun, ölsün, gebersin. Kopyasız Hacı abi, en kolay var yalnız söyledik. Estağfurullah, ne demek? Yani bir şey yok, bildiğin manyeta işte. En güzel elektro alacaksın, elektroyu Heimdall alacaksın. Amis. Ya da Quake de olur, Killmonger da olur. Elektrolü mü tekliyorum? Doğrudur vallahi, tekliyorumdur. O çok eski zamanlar. Arada eski videolarımı izliyorum. İzlemiyor değilim yani. İzliyorum, güzel de oluyor bazen. İnsan unutuyor çünkü. Variant 7 kolay olacak gibi diyorsun. İnşallah. Bakalım Gürkan abi, top 20 ne zaman gidiyor? 2 Euro'yu da aldığın zaman mı? Yani iyi olur. İyi olur 2 Euro'yu da aldığında gelirse. 6-1-5'i tekrar çeker misin? 6-1-5'i tekrar çeker miyim?
Olabilir, çekebiliriz. Kaç enerjim var? 35 enerji var. Enerjim olsaydı şimdi de girer oynardım. Ama şu anda enerjim yok. Ya 6 yıldızlarıma baktıkça içim açılıyor. Ulan eskiden ne söverdim. Abi çok enteresan değil mi ya şu Cable'ı bizim R3 atmamız. Vallahi billahi ya Cable'ı R3 atmamız çok enteresan bir sistem. Bak bak Cable burada bak. Bak bak Cable Reis burada bak. Bak Cable Reis'in güzelliğine bak koçum benim. Güzel ya ekibimden bayağı memnunum yani. Var ya 6 Sinister yoluna hangi karalar gider? Sinister yolu bilmiyorum ki Sinister yolu hatırlamıyorum. Sanki böyle sağ taraftan gidiyordu yol. Böyle gidiyor gibi hatırlıyorum. Kanalda var benim Variant 6'yı %100 yaptım var. Oraya bakabilirsin. 5-6 aydır yayınlara gelmiyorum. Oyunu bile unutmuşum. Hoş geldin Kaysar ya. Niye gelmiyorsun? Hayırdır inşallah. Yoğun mu hayat? Sıkıntı yoktur inşallah. İnşallah bir gün Groot'u da araya çatırız. Seninki kaç kopyalı ya Turgay? Senin Groot bayağı kopyası vardı o Gundin'in hatırlıyorum ben. Bayağı bayağı kopyası vardı o Gundin'in çünkü. Senin hesap bomba ya. Olsun tabii canım o kadar olsun yani. O kadar da hak etsin. 60 kopya kuçum benim kopyayı kes. Elektro halinde alırsın manyete yine diye bu dayak yiyorsun resmen. Ha, aynen. Güzel de taktiği. Bu hiddet karasunu gördünüz mü aklınıza direkt o gelsin. Sağlık değiştirme gördüğünüz hani 10 saniyede bir değiştiriyor ya sağlıkları 4 saniyede. O da hele gelsin aklınıza. Bu ikisinin ekmekleri bu kadar basit aslında. Aynen İsmail hatırlıyorum mesela kopyasız boyutu R5 attığım zaman hatırlıyorum ama şimdi o da hacı. O zamanlar malzeme yoktu. Oyunda hero yoktu ki. Şimdiki gibi değil ki. Bir daha yazdım. İyi yapmışsın. Eline sağlık. Ne yazmış? Oha küfretmiş. Senin ben demiş. Abi usta bir ödülü alman gerekirken plat ödülü alacağın yabancıların bile daha iyi. Yabancılardan bile daha iyi. Dünyadaki en oyuncu benim Tunal. Onda bir sıkıntı yok. Ama benim amacım hedefim var. Yani Türklerle bir şey yapmak istiyorum. Türklerle yapmak istiyorum. Türklerle yapmak istiyorum. O yüzden Türkiye'de direniyorum. Voodoo inanılmaz götürdü İsmail. Yani Voodoo'nun ben ekmeğini öyle çok yedim ki. Belki bugün Voodoo olmasa eksik kalırdım yani öyle söyleyeyim sana. 5 yıldız R5 atmayı düşünüyor muyum artık? Tabii düşünüyorum. Varyantlardan bak ben size göstereyim. Varyantlardan gelecek olan R5 taşlarıyla atacağım. Onun dışında düşünmüyorum ama. Onun dışında artık düşünmüyorum. İleride belki olur yani ama ileride olmaz ya R4'lerden sonra bırakırım çünkü. Şimdi 5 yıldızları biliyorsunuz bende hiç R1 yok. R2 çok az bir şey kaldı. R2'ler bitsin. Sonra hiç R2 de kalmayacak yani hep R3'ler falan. Oraları bir düzlemek istiyorum yani R4'ten sonra bir daha atmam herhalde ama yani şöyle baktığınızda zaten burada taşlar veriyor R5 taşları veriyor. Bunlar için atarım. Onun dışında şimdilik düşünmüyorum R5 yani artık R5 düşünmüyorum. Çok ekstrem bir şey gelir. Çok baba yiğit bir şey gelir. O zaman eyvallah. Hacı abi variant videolarım bayağı eski yeni yıllarla güncellesen fena olmaz. Bülent doğru söylüyorsun da işte benim ona o kadar vaktim yok ki hacı ya. Ancak böyle canlı yayınlara denk geleceksin ki oradan kaptığınızı kapacaksınız. Onun dışında zor. Şu anda zor. Yani benim gibi eski oyuncular benim gibi bitirmesi çok zaman geçmiş. Oyuncular kolay kolay bir daha dönüş yapamaz oraya. Gamepool ikinci R5'im. İkinci R5'im. Oyunu indirasın canını çekti. Eyvah eyvah. Ramazan şerre vesile oluyoruz yahu. Yahu resmen. Eyvallah. Sargon hoş geldin. Allah razı olsun. Kimleri R5 atmayı düşünüyorsun abi? Kimseyi düşündüğün gibi düşünmüyorum. Ama eğer istediğim gibi çıkarsa Odin'i atarım. Yani Odin böyle Ghost gibi, Quake gibi bir şey olsa 6 yıldız olmadığı için 5 yıldızını R5 atarım ki onu dövüş öncesi yeteneğini kullanırım. Alfa 1 Ennat nereden buldu? Aylık macera dışında diyorsun. Şöhret mağazasında var. Yürkan abi Denax'ın sorusu varmış. Tamam sorsun abi. Bir sorusu hepsine yalala efsaneler diyarına. Efsaneler diyarına. İleride yapabiliriz. İleride olur. Benim ilk R5'im Stark'ta acayip ekmek. Olur onu ileride yapabiliriz. Şu anda değil ama.
İlk heyecanla açtığım 5. Yok, hatırlamıyorum Ümit, o kadar eski ki. 5 yıldızı bırak, 6 yıldızı bile hatırlamıyorum. Yani çok eski zamanlarından. Bana artık oyun içerisindeki bir şey fazla heyecan çok nadir katıyor. Yani beni zorlayacak bir şey olmadığı sürece ben orada heyecan yaşamıyorum. İttifak savaşları da buna dahil. Arkadaşlar bu sezon 12, yani defaca söylüyorum ama 12 savaş yapmışız abi. 11'inde MVP'yim zaten. Bir tanesinde MVP değildim. Onunla da ben kendim olmadığımı söylemiştim. Yani dövüşmedim, yapmadım. Totem yaptım falan fişmekan. Yoksa şurada gördüklerinizin alayında MVP'yim zaten. Yani hiç değişmiş. Şuraya bak, her taraf kıpkırmızı abi. Ne iğrenç bir tablo ya. Yani bana heyecan katmıyor abi savaşta. Nereden baksan mutlaka MVP çıkıyor. MVP olmadığım tek savaş. Tek savaş o abi. Onun dışında alayında MVP'yim. Hiçbiri değişmiyor. Yani bana şey vermiyor abi. Keyif vermiyor artık. Kaç MVP'm var diyeceğim. Benim MVP'ler artmıyor bu arada. Artıyormuş. Arkadaşlar mesela baktığınızda 166 MVP var. Arena kasma sayısı da 1666. Bu 66 şeytan meytan gibi bir şey. Sübliminal mi veriyor lan bu oyun bana? Yani beni zorlayacak bir şey olacak ya, keyif verecek. Dedim ya, anahtar varsa son durum ne, magi girecek misin bekleyin. Ben beklemeye devam ya, ben devam. Acelem yok ki benim. Kaç anahtarım kaç olmuş şöyle bir bakayım. 7 tane olmuş, daha dur erken ya. Kabamdır, ne yapsaydı, belki bir şey değiştirir falan. Yani dedim ki beni zor... En son cehennem labirentini oynarken çok. İlk turunu attığımda ara ara izliyorum, orada diyorum şey diyorum ya, yemin ederim kalbim atıyor falan diyorum mesela. Yani çünkü yeni bir atraksiyon, yeni bir zorluk seviyesi ve gerçekten zorlu bir oyundu. O zamanlar benim için zorluydu. Şimdi cehennem labirenti de tat vermiyor. Hakikaten 666 sıkıntı. Ben bunu yapsak ya, bilemedim. Burada bir miktar subliminal var ya, ben size söyleyeyim bak. 666 haydi. Güzel yakaladın. Bravo sana. Bravo, güzel yakaladın. Yani arkadaşlar dediğim gibi benim heyecan duymam lazım. Yani zor bir şeyin gelmesi lazım. Ya da ne bileyim, ben böyle küçüklerle müçüklerle falan gireceğim. Atraksiyon yaşayacağım. Anlatabiliyor muyum? Öyle. Mesela şeyden çok keyif almıştım. Magi vs. Kabam yapmıştım, hatırlıyor musunuz? 6-2 alttaki şampiyon oraya böyle işte Vulture, ondan sonra Cima, Jane Foster gibi abidik gubidik hero'larla girmiştim. Bak ondan Yellow Jacket falan da vardı. Ondan keyif almıştım. O zaman güzel. Aleyküm selam Veysel, hoş geldin. Sel, hoş geldin. Aleyküm selam Turan'ım, hoş gelmişsin. Yani onlardan keyif alıyorum. Onun dışında yani nötr, nötr abi, oynuyoruz. 3 tane 5 yıldız varmış. Oo çılgın. Kadroyu kes. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Kesin Omega vardır içlerinde. Bende yok ya. Sende var. Abi bende 5 tane R2 var. 4 benim bir. Allah bereket versin. Proxim'in 3. görevi yerine çok kolaysa ilk 20'ye girer miydi? Şu anda da girer. Yani o 3. görevi değil bu arada. 2. görev. 2 numaralı görev İlhan o. Alıkoyma saldırısı. Yani 3. görev çünkü yere serme, 1. görev de siper atma görevi. Bence zor değil. Yani biraz antrenman yapılır. Ve bak ben size onu da göstereyim mesela. Çok güzel bir yere parmak bastın. Yani Proxima'nın hakkı inanılmaz derecede yeniyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede yeniyor. Mesela nereye girelim, nerede gösterelim? 6. 7. saniyede bir yani. 6. saniye girelim, 7. saniye. Şimdi sınıf istediği için orada sıkıntı olabilir. Bak 6. saniyede girelim bir yerlere. Al Grandmaster'ın oraya girelim. Yani artık o kadar kolay ki sinerjisi de özellikle. Yani Nick Fury ve Quake sinerjisi direkt olayı bitiriyor zaten. Ki Nick Fury Quake hem kendileri de kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani sonuçta bu elemanların biz kendilerini de kullanıyoruz. Al bak sana combo kalkanı. Bence bu sinerjilerle güzel kullanılabilir. Şurada bir iki yerde deneyelim. Nerede deneyelim? Tam mazoşizm yolunda deneyelim mesela. Bence bak ve de mazoşizm yani 3 numaralı görev gelse direkt patlayacağım bir görev. Karakter bence Evso ya. Evso, ben seviyorum bu karakteri.
direkt 3 numaralı görev geldi. Yani yere ser görevi. Ama kesinlikle emek istiyor abi karakter. Yani karaktere alışmanız lazım. Orası dediğim hiçbir şey yok. Hem kendi karakterinize hem rakiplere. Mesela bu Gundin'in de ağır saldırısı külfetlidir. Üç numaralı görev, yere serme görevi. Tabii ki oynamayan için sıkıntılıdır. Yani antrenman yapmayan için kesinlikle kolay bir karakter değil. Ah be, ucundan değdi. Al sana bir görev. O sana normal dövmeye devam. Yani tek hareketli verdiği hasardan dolayı kesinlikle değer. Aa, siper görev. Bak, mazoşizm de var. Al sana siper yapalım. Bir de böyle bir güzelliği var. Şeyi varken, görevi varken tetikletmiyor ya. Bir de böyle bir güzel. Şimdi birazdan ikinci görevi verecek. Bir tane daha ver. Ya görevleri yapana kadar zaten mevzu bitiyor. Şimdi alıkoyma görevini verecek. Bu bir. Bu iki. Bu üç. İşte sinerjinin de güzelliği burada geliyor. Bu da dört. Bak, bir tane daha siper atayım. Yani o kadar da uzun süre ya zorlu sürmedi. Yani sürmez de dediğim gibi. Ve direkt nakal. 3 görev bu arada. Daha 4. görevi yapmadım. Şak. Ama tabii ki alışmanız lazım. Tabii ki buna alışmadığınız sürece tabii ki sıkı. Her bir o sıkıntı. Bu tarz pratik isteyen, antrenman isteyen kaydalar gerçekten külfetli. Doktor Voodoo'ya alışman lazım. Ne zaman yaptığını bilmen lazım. Ondan sonra cuma. Kim var başka böyle taksi? İşte kimse şu anda aklıma gelmiyor. Ne vermiş görev? Siper görevi. Al sana siper görevi. Normal oynuyorsun şu anda. Birinci. Mesela şu anda mazoşizm karısı var arkadaşlar karıda. Kadın çalıştırtmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bilmem. Anlatabiliyor muyum? Bir tane daha siper, tamamdır. Mesela beklemek yerine direkt dolduğu zaman L2'ni de atabilirsin. Sersemi yemedi işte, mazoşizm orada var. Alıkoyma görevi. 1 2 3 4 bitti. 4 harekette yaptın. Dediğim gibi siz alıştıktan sonra bir de abi Quake'le Nick Fury sinerse olduktan sonra bir sıkıntı olmuyor ki. 3 tane yere serme. 1 2 3 2 tane kaldı. Bir tane daha kaldı. Mazoşizmi çalıştırmıyor abi. Yani şu anda 2 dövüş attım, zorlandığımı falan gördünüz ve mazoşizm karosunu aldım ki mazoşizmi tetikletmediğini de görün istedim. Dediğim gibi Proxima'nın değeri kesinlikle bilinmiyor. Kesinlikle. Ben top listesine koyuyorum. Yüksek puan da veriyorum karaktere. İnsanlar bilmediği için tuhaf karşılıyor. Yani hala Venom'a takılmış durumdalar. CGR'ye takılmış durumdalar. Ki bunlar da kötü karakter değil. Sadece yerine göre değişen. Proxima. Açtınız madem konusunu, al size Proxima dersi yani. Anlatabildim mi? Nefis. 7. sahnede durum değişiyor. 7. sahnede adamına göre muamele olduğu için yani varyantlar gibi daha çok 7. sahne. Yedinci sahneyi fırlarken mazoşizm karısını nasıl, al sana bu. Mesela mazoşizm için beyaz manyotu ve apokalipse tavsiye ederim. Bazı karakterleri aşırı abartanlar var. Yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Onların kendi seçimleri. Yani ben onlara bir şey diyemem.
Ben bu kanalımda her şer bildiğimi ne inanıyorsam onu söylüyorum. Yani şöyle bir şey yapmıyorum. Top listesine birini yükseğe koyup birini küçüğe koyduğumda mesela yalandan yükseğe koymuyorum. Neden çünkü koymuyorum? Kimi yüksek koyduysam oynadığımı zaten görüyorsunuz. Düşük koyduğumda da oynamıyorum abi, oynamıyorum yani tercih etmiyorum. Yoksa dediğim gibi hiçbiri benim babamın oğlu falan değil abi. CGR'ye nasıl sinir oldun abi ya? CGR'ye hiç sinir olmadım ki. Yani CGR'ye şöyle kullanım alanı dar. Sadece insanlar görsün diye bazı yerlerde deniyorum. Silme karısı için taş adam hariç başka hero var mıydı? Yani Sille karısını da kullanmak için diyorsan, kimleri kullanırım diyorsan en güzeli Void. Void'i yapıştır gitsin. Ondan sonra Cima neydi o gün dinledi? Warlock'u kullan. Veyahut da siper atabilirsen, siper ağır saldırı yapan her karakter olur üzerine takviye açmayan. Kolossus'un da cehennemde veya labirentesi. Ben de gelmez çünkü Kolossus'un R4, yani 4-5 yıldız R4. R5 atmayı düşünmüyorum. 6 yıldız geçse olabilir derdi. Aynus haklısın. Peki L2'si güzel hasar veriyor. Yok Batu. Saldırıda sıfır kara. Yani saldırıda sizin başınızı yakar. Yani tabii ki hero yoksa elinde kullanırsın ama Aynus defans için hero. Yani her heroyu da saldırıda kullanmamıza gerek yok zaten. Bence defansa da iş yapmaları güzel iş. Bendeki 6 yıldız R3, yani iş yapsa kullanırdım. Bir de ben yapı gereği arkadaşlar zorlama hero sevmem. Zorlama heroları sevmiyorum. Hesaplara göz atmıyorum. Öyle bir şey sana kim söyledi ki? Hesaplara falan göz atmıyorum. Eyvallah, gel beraber olsun. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Bir de ben Alnus'ta oynarken şunu görüyorum. Mesela L2 attığı zaman rakibin üzerindeki pençe sayısına göre hiddet açıyor ya. Ben bakıyorum abi Alnus'a. Alnus mesela L1'i doldurana kadar oyun başında çok hızlı pençe atıyor. Ama sonra L2'ye geleceği zaman da rakibin üzerine 2-3 pençe bırakıyor. Ve pençe rakibin üzerinde uzun süre kalmıyor. Kalmadığı için de sıkıntı. İstedikleri kadar düzeltme yapsınlar, bir işe yaramaz onda. En çok istediğim 6 yıldızlar, Corvus hariç. İlk başta Corvus istemiyorum ki. Yani şu anda kimi isteyebilirim? Yani açıkçası bir şeye ihtiyacım yok ama tabii ki Warlock. Severim Warlock. Clairvoyant'ı severim. Bu olur. Kopyalanacak iki karakterim var. O olur. Ben de olmadıktan sonra bir sıkıntı yok yani. Aklıma direkt Kaptan Amerika'yı isteyebilirim. İlerleyen zamanlara Kaptan Amerika 6, mesela 6 yıldız R3'üm olsa oynarım onunla İttifak Savaşı'nda. Sercan 6 yıldız R3 Arcus atarsan o ittifakta karakter, o karakter şu anda bile Kenop'ta, ASR'de, Nevni'de bile defansta iş yapar, oynar. Yani alırlar. Çok güzel bir seçim olur. Amin. Allah razı olsun. Yayına bakıyorum. Emirhan ne yapayım demiş. Yani isterim Kaptan Amerika'nın 6 yıldızı gelsin. Kopyasızken bile ağlatıyor zaten. Kopyalı olduğunu zaten onu bir şey söylemiyorum bile. Kopyasızken bile adam ağlatıyor. Giremeyeceği yol yok. Siper atsın yeter, gerisini o hallediyor zaten. Bir canla gitsin bütün savaşı götürür. Nick Fury kopya ne zaman olur? 15 dakika sonra kopyalayacağım onu. 6 yıldızı 3 Kaptan Ivy. İnanılmaz. İnanılmaz. 5 yıldızı bile değişik. Kanımız yarı açık oynayabildiğim nadir bağışıksız hero'lardan bir tanesidir. Aleyküm selam. Yani Kaptan Amerika çok baş. Arkadaşlar adam hasar yemiyor. Hasar yemiyor. Tek başına hasar yemiyor. Yani yanındaki elemanlara göre de ayrıca yetenek kazanıyor. Ama kimin olduğunun hiçbir önemi yok. Bak böyle bir şey. Herhangi bir kozmikle sinerji, böyle bir şey var mı başka bir yerde? Yani mesela atıyorum Apokalips var mı mesela, herhangi bir mutantla sinerjisi? Yok. Belli başlarıyla var sadece. Ya da atıyorum Heimdall ya da falanca filanca. Yok abi, belli başlı. Ama Kaptan Amerika öyle değil. Herhangi bir kozmikle sinerjisi var. Her fark etmez. Kimi getirsen getir diyor.
İşte atıyorum mesela herhangi bir bilim sınıfı da olur. Herhangi bir tekno sınıfı olur. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir karakter yani. Aleyküm selam. Hesap bayağı gelişmiş diyorsun. Tabi tabi bayağı gelişti. Bayağı yani şu anda sayılı seviyedeyiz. Ama bunun için bir hatırlıyorsundur belki. Bayağı emek harcadım. Hala harcıyorum. Kaptan Ivy lütfen. Yok söylememiştin. Ayıp etmişsin. Niye böyle şeyleri gizliyorsun bizden? Saklama. Tabi böyle bilgileri bizden saklama acı. Ayıp ediyorsun bak. Kalbimi kalbimi kıraysın. Abi 7-4'te Kaptan Ivy ve Warlock'un yokluğunu hisseder misin? 7-4. Emirhan o zamana girelim de bakarız. Seneye Ramazan'da anca onlar. Gürkan abi 6 yıldızı olmayan eurolardan 6 yıldız çıksın dediğin euro var mı örneğin? Quake. İlk başta Quake isterim. Allah razı olsun. Aynen doğru ses. İlk başta Quake'i isterim. Yani bir Quake gelsin. 6 yıldız Quake de çok dehşetli ve dağdağlı olur. Yani kesinlikle isterim. Quake'den sonra Voodoo isterim. Önce Hyperion diye. Önce Voodoo'yu isterim. Voodoo da gelsin isterim. Aleyküm selam. Sabaha kadar olacağını pek sanmıyorum. Şu anda bıdı bıdı kısmındayız. Yani arana kısmını kastım geçtim. Şimdi daha ziyadesiyle bıdı bıdı kısmındayız. Hatta al bak birazcık da rozet açayım size. Yine 50K'ya yakın rozet kasmışım. 48K kasmışız. Eğer elinizde az rozet varsa arkadaşlar küçük açın. Çok varsa, milyon varsa büyük açarsınız. Aa, küçük küçük açalım. Küçük küçük krediler topluyorum. Gel kardeşim. 15 kredi. 60 kredi. Allah bereket versin. Kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın bunlar. Hele beyaz metasın arası taş adam süper video. Üstad P için hero bekliyorum. Doom biraz daha bekleyeceğim. Omega genel uyandırma değer mi? Kanama zehir açıksa ve kopya sayısını yükselse tabii ki değmez olur mu? Omega tek başına savaş oluyor. Mesela ben Omega 6 yıldız R3 attığımdan beri kopyalı her savaşta oynadım ve hiç üzmedi. Bir kere bile üzmedi adam beni. Bir kere bile. Quake beni çok üzdü. Quake çok üzdü. Kontrol probleminden dolayı ama Omega üzmüyor. Dayak yese bile bir sonraki dövüşe kendi otomatik sağlık basması var. 5 yıldızdan bir hero beklemiyorum ki Ümit. Yani beklediğim bir hero yok. Boşuna parça harcadım. Başka bir şey olmaz. Ben nasıl 2000 parça 6 yıldız bulabilirim? Hikaye macerası, aylık maceralardan, ilave maceralardan bulabilirsin. Savaşlardan bulabilirsin. Eğer taht kırıcıysan, ki sanmıyorum ama soruş şekline göre. Yine Karayüzo mağazasından bulabilirsin. Burada ne var? Sosyal. Tam yazıya bakarız sonra, yayından sonra bakarız. Star-Lord'un kopya sayısı önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Yani dediğim gibi inanılmaz derecede önemli. Ben size bir soru sorayım abi. Bakayım içinizde bilecek olan var mı? Böyle gizli gizemli bir soru sorayım. Böyle herkesin bilmediği bir soru sorayım ben size arkadaşlar. Şöyle hangi hero ile ilgili sorsam, hangi hero ile ilgili sorsam. Ya da şöyle yapalım, siz bana sorun ya. Hadi siz bana sorun bakayım. Şöyle bilemeyeceğim zorlu bir şey sorun. Ama şey değişken bir soru sormayın. Mesela kuru kafanın atıyorum işte R5'i 200 kopyada hiddeti kaç hasar verir gibi bir soru sormayın. Bu değişkenli bir soru. Daha böyle oturaklı bir soru sorun mesela. Elsa'yı neden sevmiyorsun? Elsa'yı sevmiyor değilim. Elsa işlevsel bir karakter değil. İşi görecek bir karakter değil. Normal bir karakter. Buna cevap verdim. Spam yapmayın gençler. Spam yapmayı sevmem. 3 yıla yakın oldu buradayım. Öğrendiğim bir şeyler sor abi. Tamam. Değiştirdim. Siz bana sorun. Sınıf videoları gelecek. Yani gün içerisinde yetiştirebildiğimi atıyorum. O uzun süre geçen sene Korvus'ta bitirdin abi. Savaşları eskide kaldı. Ama Tunağan savaşlardaki karolar değiştiği için şu anda Korvus'lar, Ghost'lar biraz daha geri plana çekildi. Hala oynar ama geri plana çekildi. Neyse dikkat kendine canım. Allah razı olsun. Hitmonkey'in olmuş. Hitmonkey'in kopya özelliği ne abi? 130 kopya var sende. Aa güzel bir soru. Hatırlamıyorum biliyor musun? Vallahi hatırlamıyorum.
Hiç kullanmadığım için hatırlamıyorum. Neymiş? Beraber bakalım sizlerle. Rakip %25 veya daha fazla sağlığa sahip ya da bir paralı asker olduğu sürece suikast sinsiliği ve temel öfke 2.75 saniye daha uzun sürer. Rakip %5 25 miktarından daha az sağlığa sen paralı asker olduğu sürece. Yani böyle bir şeymiş. Hiç kullanmadığım bir şey. Hiç kullanmadığım bir şey. Yedi yıldızlar oyunu mutlaka gelir. Yani devam edeceğiz. Aleykümselam Muhammed, hoş geldin. İkaz ediyorum gençler. Spam yaptığınız halde ikaz ediyorum. Spam yapmaya devam edilirse bizimle değil. Hyperion korusan daha iyi. Doğrudur. Yani benim için dediğin için kimse bir şey diyemez sana. Doğrudur. Biri çıkıp da Karnak hepsinden iyi derse bir şey diyemezsin ki. Eskiden oyun en iyisi Thor'du. Adam o çok iyi zamanlarda 4 yıldızıyla ben 160-170K vurduğunu hatırlıyorum. 300K hatırlamıyorum da. 160K şey vardı. Eski ittifak mazerasının minibosunda çikilop vardı. Kırmızı çikilop. Tor bir giriyor abi. 4 tane siper bir atıyor. Biz mesela eski Tor'da şimdi mesela nasıl yeni Tor. Yeniler için söylüyorum. 2 kere zırh kırabiliyor. Eskisi 4-5 tane kırabiliyordu. Biz siper süresini kısa tutuyorduk ki daha fazla siper atıp özel saldırı işte bitirelim diye. K7'de işin saldırı yolu var. Ne? İşin saldırı yolu ne demek? İşin saldırı yolu. Işınla saldırı yolu. Temassız hasar veren, işte enerji hasar veren gönülleri al. Fırtına X mi, Proxima mı? Fırtına X'in oynaması kolay, Proxima'nın oynaması zor. Hangisini becerebiliyorsan. Hiper oyuncusun. Güzel, hiper oyuncandır ya. Clearing'in kaçışları yok sayması için sinerji nasıl bir özellik istiyordu abi? Clairvoyant'ın yanına alev adam koyuyorsun ve karşındaki adam yakma yemezse kaçışı kapatıyor. Nasıl bildin mi? Herkesin bileceği bir soru değil tabi. Tabi alev adamdan başkaları da olabilir yanında sinerji. Diğer sinerjilerini hatırlamıyorum ama alev adam direkt aklımda kalmış. Hani yakma yemediğinde kapaşı yavaşlatma vermesi falan. Ki hiç kullandığım bir şey değildir. Hiç kullandığım bir şey değildir. Yok mu başka sorunuz? Hadi bakayım. Magiye sorun bakayım başka. Böyle çılgın soru. Abi ben yönelttim yukarıda. Ne yöneltmişsin? Taskmaster'ın özelliklerini sayar mısın? O, işte bak az evvel dediğim olay bu. Hepsini saydırma. Bir tanesini sor söyleyeyim. 5.65'leri gösterir miyiz? Göstereyim ya. Seni mi kıracağım ayıp ediyorsun? Al sana 5.65'tir. Nerede bunlar? 5.65'ler. Bunlar benim 5.65'lerim. Karınca adam. 200 kopya yapamadım. Bir 200 kopya yapayım. Şov yapacağım karıncayla. Abi takımı dizdim iyice içim dışım kozmik mutant oldu ama alev adamın yokluğu çok etkili. Artık full bilim mistik atacağım, yakışır. Kullanmadıklarından soruyorum abi, sor sor. Aleyküm selam abiler, dünkü görev kötü. Killmonger. Baba Hyperion nasıl güç kazanıyor abi? Sen bir şey yapma, kendisi kazanıyor. Aleyküm selam Yusuf, hoş geldin. Kozmiksiniz, bazı kozmiklerin hakkını yemişsin. Ben hak yemem Erdem. Ben tamamen kendi ihtiyaç listemi yaptım. Herkes kendine göre değiştirir. Erdem ya CGR'cisindir ya da Venom'cusundur. İkisinden biri. Magi'ye karşı en iyi anti. Quake, Archangel, Blade. Gülkan abim işimiz de bitti. Hoş geldin, eyvallah. Kırmızıcım varyant 5'te iş yapar mı? Kırmızıcım varyant 5'te iş yapar mı acaba? Bir düşün bakalım. Gürkan abi Hitmonkey'in çok güzel kritik hasarı var. Neden o kadar beğenmiyorsun? Kullanışlı bir karakter değil ondan. Abi sinerji için 5 yıldız R5 atar mısın? Başka atabilirim. Apokolips'in 5 yıldız R5 atmayı düşünüyor musun? Yok, 6 yıldız R3'ü var. Niye atayım? Yani şöyle bir şey için atabilirim. 6 yıldız Apokolips'i defansan çekmek istiyorum. Önümüzdeki sezon çekeceğim büyük ihtimalle. İsterlerse 5 yıldız atarım. Apokolips'in özel sinerjisi olan mutant olmayan hero kim abi? Özelsin. Bir sürü var. Hangisini anlatayım? En kolay varyant hangisi abi? Bu tamamen elindeki kadroya göre değişir. Ama varyant 6, varyant 5, 2, 3 röle tekrar atılıyor. Sizin B ittifakına alım var mı? Var Tarık. Onunla ilgili konuşacağız. Turgay abi Gimple niye Ghost'un L2'si ile ölmüyor? Sinir oluyorum. Hadi bakalım. Anlat. Turgay abi sana sormuş. Abi bence bu Jabari Panther beceri için güzel olabilir. Bence de olabilir. Bir umut veriyor. Venom zırh takviyeleri neden Havok'ta açmaz ya da zor açar? Kabımın gundili. V7 yarın 8'de geliyor. Canlıda %100 yapacağız inşallah. Gürkan abi en güzel kopya özelliğine sahip hero hangisi?
Ah, en güzel kopya özenle. Yani olmazsa olmaz tarzında bir sorudur bu. Ghost'unki güzel. Ghost'unkini çok beğeniyorum. İnanılmaz faydalı. Tabii ki Star-Lord'unki çok faydalı. Bu ikisinkini çok iyi buluyorum. Yine birkaç tane ayrı sayabiliriz. Doom ve Clear arasında çok büyük fark var mı? Var. İnanılmaz. Dağlar kadar fark var. Ama neye göre yaptın abi? İhtiyaç çizelgeme göre. Ben en çok kimi kullanıyorsam onlara göre Erdem. Gümüş sörfçü düşük geldiysin. Doğrudur. Ben ihtiyaç çizelgeme göre yaptım. Kimleri en çok kullanıyorum oynarken ona göre yaptım. Dünkü görev Killmonger'da kopyalı Gimbal hangi tür hero'ların özel saldırısıyla ölür? Zayıflatıcı veren hero'lar. Nick Fury'nin kopyası bence en ilerden. Aynı fikirdeyim. O da çok güzel. Çok güzel. Ki Nick Fury de önümde duruyor zaten. Omega'da kopyasız bir hiç. Bir hiç diyemem ama çok önemli diyebilirim. Clairvoyant hüner biriktirmesi için karşındaki hero'nun bağışıklı olması lazım. Bağışıklar dışında kalan savaşırken nasıl hüner? Hüner değil de üzerine takviye diyelim biz sana. Rakibin üzerindeki takviyeleri kapatırsa da olur. Bağışıklı değilse takviye kapatması lazım. Mesela L2 ile kapatıyoruz ya kapattıkların hepsini veya L2 attığında verdiği üzerine etkiyle beraber açmaya çalışırsa açamaz o esnada. Aleyküm selam Serhan'ım hoş geldin. Serhan sen de soru sor. Abi Hulk Buster mı yoksa Orada Kıvırt mı daha iyi? Aa çok zor bir soru. Orada Kıvırt'ı biraz daha test etmek lazım ama Hulk Buster'a hastayım. He ben de diyorum ki L2 atıyorum neden ölmüyor? Gündi. Allah'a büyük yüzünüz. Gürkan abi Mysterio'yu sadece defans için attım. Prestiji güzel de teknolojiden prestiji hero sokamam artık. Ya şu an teknolojide güzel prestij sahip hero yok. 6-1-5-2 kuru kafayı pekken yollara geçebilirim. Warlock, Mysterio yok abi biraz sevsin. Ya sana direkt hero saymayayım. Zehir bağışıklı hero veya yüksek hasar veren hero'larla gir. G99 bence en iyisi. Gürkan abi karadır ölümsel aylık macerada ve 5. saniyede çok güzel işaret gösteriyor. Neden yarı tap değil? Kim o? Karadul Ölümcül Soy. Karadul Ölümcül Soy'u ben kullanışlı görmüyorum Özgür. Yani 5. saniye oyunda kıstas değil artık. Yani 5. saniye oynamak için 4 yıldız hero'larla oynarsan anca olur. Gürkan abi ihtiyaçsa birçok videoda bölüm geçmelerde en çok kullandığım 3 hero. Quake, Ghost, Doom bunlar. Doğru. Ultron ben bunun aksine bir şey söylemedim ki. Ultron varyantında 3. kısmı hangi iki sınıf giriyordu abi? Bilim kozmik. Aleykümselam Arda hoş gelmişsin. Killmonger dünkü görev büyük harf kullanmıyoruz. Dünkü görev Killmonger. Ne oldu Yunus? Bunu da mı bildim ya? Tüh. Tüh bunu da bildik arkadaş. Dünkü görev Killmonger gençler. KGM mi? KKM mi? Ne öyle bir şey yazınca çıkıyormuş. Killmonger yazın biraz büyük çıkıyor ama tahtaklarsınız. Sizden daha iyi değil insan işte. Aleykümselam Batu hoş geldin. Abi gece maymunu yoksa geliştirilmiş Stark mı? Gece maymununun daha çok kullanım alanı var. Stark'ın aslında nadirlik olarak da bir söylüyorum. Stark'ı ben daha fazla beğeniyorum ama gece maymunu tavsiye ederim. Gülkan abi sence korkusunun hakkı onun üzerinden ne kadar yeniyor? Fazlasını vermişler ya 5 para etmez karakter. Marvel Evreni de güzel bir karakter değil ki. Mutantlarda birincisi de Archangel'ı bekliyordum ama Cable Manyota koymuşsun. Ark değil mi abi enisi? Değil ne yaptıysam liste o. Benim görüşlerim bunlar. Abi Void mu Alev Adam mı sence? Void çok daha kullanışlı ama Alev Adam daha nadir özel. Alev Adam. G99'un kopyası sorun değil. Abi en fazla bak. Durun lan kozmik yavaş olun lan yavaş. Abi oyunda kaç tane örümcek var saymadım. Keşke şu kanama zehri açabilsem korkusum var doğrarım. Kanama zehri kapalı doğrarsın. Yani demek istediğim ihtiyaçsa o zaman Doom Kaptan ve Korsan daha çok kullanıyorsun. Doom Kaptan ve Korsan daha çok kullanıyorsun. Duruma göre değişiyor Ali. O daha çok tek turları görüyorsun ondan dolayı %100'e bakmıyorsun. 6-1-5 kopyasız medusa olur mu? Olur ama ayvayı yersin. Yani iyileşmesini engelleyemezsin ızdırap çekersin. Bir 2000 combo falan ister. Malmen'in kopya özelliği ne abi? Aa çok güzel çalışmadığım yerden sordun. Sanıyorum takviye makviye kapatmakla ilgili bir şeydi. Dur bakayım neymiş Gundi. Var şey 5 yıldızı da kullanmıyorum ki. İşte kullanmadığım karakterlerden tufaya düşebilirim. Aa kopyalıymış da bendeki Gundi. Oha kopya sayısına bak neredeyse 200. Sağlık kaybına göre en fazla kritik hasar puanı kazanır. Kritik sağlık kaybına dayalı olarak durdurulamaz haldeyken saldırı puanı kazanırmış. Hulk'un çakmasıymış. Soru cevap mı yapıyoruz? Ha soru cevap yapıyoruz. Siz sorunuz ben de bilmeye çalışıyorum. Bilemezsem buradan kopya çekiyorum. Varyant 2 sonunda 2 bölümün boss karısı ne abi? O kadar bilmiyorum. Abi 99 zorunlu mu kopya söylemedin? Söyledim. Kopya şart değil. En fazla bağışıklık sahibi hangisi? Sanıyorum Kolossus'tur. Yunus 125 demiş. Abi kanama zehir açmak toplam 8K civarında.
6-3-1 elimde sincap kız ve köstebek var. Girsem alırım hem geçemiyorum bir türlü. RK alırsın ama biraz vakit alır. Çünkü onlarınki çok önemli diye. Kanamalar çok büyük değil. 4-2 Allah bereket Gürkan abi. En iyi örümcek ve Hulk kim? Dişilerde dahil. En iyi örümcek gece maymunu diyebilirim. Hulk da yani She-Hulk demek istiyorum ama kızı Hulk diyeceğim. En fazla başka Emma Frost elmas formuna ait olabilir, doğrudur. Ölümsüz Hulk'u nasıl buluyorsun abi? Güzel buluyorum. Abi Void'a rakipken nelere dikkat etmeliyiz? Onlu combo. Her onlu combo'da bir rakip şey yapıyor yani. Senin üzerine etki atıyor. 10. kombolarda kapatıyorsun ama bu çok önemli değil. Yüksek hasar var yeter. Köstebek adama kaç puan verirsin abi? Yakında görürsün. Yeni Hulk nasıl? Güzel. G99 10 üzerinden kaç eder? Yakında göreceksin. Tekmeleri atacağım. Bilmediği her soru için şövalye açıyor. Yemezler. Onu yemezler. Onu geçeceksin. O şu anda değil. Çünkü şimdi varyantlar geliyor. Gerçi varyantta kredi mredi kullanmam ama bir şey yapsın açarız merak etmeyin. Full sinerji Pyramid X565 ile Laptek yok indirimi. Hangi labirentten bahsediyorsun Kadir? Proxima kaçıncı darbede 4 görevi açıldı abi. Sinerjisiz 100, sinerjili 75 ya da 72'sinden biri. Örümcek Stark vardı bir ara bayağı iyiydi. Check bu oyunun reisi. Killmonger için bir hesap düello için. 4 Temmuz'a 81 gün kaldı, bu önemli. Aleyküm selam Allah, 6 yıldız kopya Nova R3 değer mi? Defans için değer. Jabari Panther'i nasıl durdurulamaz o bilmiyorum. Daha yeni hero. Hiç kurcalamadım. Kızılık'la başlayın abi demiş. Abi 500-600 kristal açılımı ne zaman yapacaksın? Bu ay içerisinde birkaç kere daha yapacağım. Yani yarın veya ertesi gün 2 tane 600 açabilirim. Arda değil. Arda duy artık sesimi. Arda değil. Balıkçı Arda değil. G99'da varlık arasında dünya kadar fark var. Dişi Hulk, Kaptan Marvel, Kopkız, Eagle olur mu 6-5? Dişi Hulk olmaz. Hem sınıf bonusu yersin hem de şey yapamazsın. Marvel olur. Eagle olur canım. Eagle bomba olur. Longshot iş yapar mı? Kanalda videosu var. Puan verdim. Yapar tabi. Kanama zehir açmak için kaç ustalık vermek lazım? Sadece saldırı kısmı için. Çok ustalık lazım. 15'ten sonra karşı tarafa atıyor. Öyle düşün. 15'te karşıya atıyor. Bir tane de ilkine versen. 16 tepmeye versen. 17 sonra kanama zehirdesin. Kanama zehir. 10 okuduk. Aleyküm selam. Salim hoş geldin. Selamun aleyküm. Öyle geceler. Allah razı olsun Zafer. Sen nasılsın? Gürkan abi neden Killmonger savunmada top? Çünkü yuvarlak. İyi iş yapıyor da ondan. Eldeki malzeme o. Neden top diye sorulur mu? İyi iş yapıyorsa top'tır işte. G99 mu? Marvel Movie mi? Marvel daha yüksek hasar verir. Yani eğer 2000 combo yaparsan o zaman değiştirebiliriz. Odin şu an çöp mü? Orta. Abi rakibin üzerine hasar veren zayıflatıcı olduğunda Apokalips'in evi ekstini verdiği süresi %100 kaç artar? Bir miktar artar. Bilmiyorum, tam bilmiyorum onu. Artar mı? Onu da bilmiyorum. Ben hep 20 saniye diye biliyordum. Abi Variant Sin'in tahmini kaç saat sürer? Variant 7 mi? İkili mi gelecek, üçlü mü gelecek onu da bilmiyoruz. Eğer ikili gelirse yani bir 7-8 saatte bitiririm. Üçlü gelirse ayva yeriz 12-13 saat. Sahur hazırlıyorsun eline sağlık şimdiden. Kanama zehir açık Void'u nasıl kullanabilirsin? Ya yanında Killmonger alacaksın ya da özel saldırı atmayacaksın. 6-1-5 takıldın 6-1-5'e yahu. Eagle'a 5-65 atmıyor. Eagle'ı sen 5-65 at hayalde kullanırsın. Çok zorlamıyor Killmonger ondan sonra. Sen prosun ondandır. Abi Malmer R5 attım sence nasıl kopya? Güzel. Hamdolsun abi sabahtan beri başar. Allah yardımcın olsun. Gürkan abi evimi bulamıyorum ne yapmam lazım? Polise git. Manyotu metal olmayanlara karşı en fazla kaç ünler acaba? 35. Emirhan çıkmıyor kardeş. Abi hiç sat komandasıyla karşılaştım tabii ki. Abi 6 yıldızın yanında nasıl? Patates. Sahur ne zaman yapacağım abi? Sen ne zaman istersen o zaman yap. Sezon ödülleri ne zaman geliyor? Yarın. Yok mu başka soru? Bu kadar mı? Ne kadar yavaşsınız arkadaşlar ya. Şimdi yavaş modunu 2 dakikaya alacağım göreceksiniz gününüzü. Bak bu soru cevap iyiymiş ha. Vallahi kapatacaktım yayını kapatamadım. O kadar güzel gidiyor ki. Turgay'dan profil yorumları. Tabi 4 Temmuz'dan sonra bizimkini de yorumlasın ya. Turgay profil yorumunu bir gün canlı yayında yap. Gelelim misafir olarak. Yavaş abi. Abi kahve Nescafe mi Türk? Turkish style. Turkish coffee. Turkish coffee severim ya. Turkish coffee canım. Hasan Killmonger'ın 6 yıldız Killmonger'ı gelir karşına.
Ne verirsen elinden o gelir seninden. Az çok demeyelim, camimize yardım edelim Hasan. Hasan yapma böyle, olur mu böyle Hasan? Dırırım dım dım. 5 yıldır sınıf kristali açmak mı? Abi son sorum. İttifaktan çıktım geri gelip ödülleri almak için 5 maç şartı var. Abi yayın ne kadar sürecek onu bilmiyorum. Peki oyunda aynı soru başlık açı saymadım. Yürükan abi 4 Temmuz için en az kaç kredi lazım? 18K veya 21K. Geçmişten gelen maçlarda en kolay hangisinden başlamanı tek tur atacağım diyorsun. Elindeki kadroya göre değişir. Her birisi çünkü hero ile alakalı. Kabam sence ilerliyor mu batıyor mu? Şu anda ortalarda sayıyor. Her iki tarafı da gidebilir. Peki 6 yıldız Kaptan Marvel yeni mi yoksa Eagan 200 kopya mı istersin? Kaptan Marvel tabii ki. Meyveyi soymadan içinden ne çıkar bilebilir miyiz? Yok bilemezsin. Abi sorunun incelemeciliği olması lazım. Benimle ilgili çok aşırı özel sormadığınız sürece olabilir, sıkıntı yok. Şu malı ekrandan değiştir, Apocalypse koy. He. Olur, ayıp ediyorsun. Nerede Apocalypse? Dur, beceriyi kaldır. Al Apocalypse. Al sana 6 yıldız R3. Arkadaşlar beğenilere basalım ki uzun süresin. Abi ittifak maç ödülleri gelecek mi? Gelecek. Yazıyorum, çıkmıyor. Ben savuru hazırlıyorum. Bizim burada davulcu da sanki uyuyor yok. Nasıl da çalıyor erkenden. Allah Allah, savurcular şey, davulcular çıkıyor mu ya dışarı? Abim nasılsın herkes? İyi valla, sen nasılsın? Allah razı olsun. Macera ne zaman becerebilecek bu kavam? İnşallah yakın zamanda. Köstebek adam candır. Çok şekat değil sayıpsın. Benim sorumu atladığın zaman mı kazanıyorsun abi? Görmemişsindir. 7. sahne ne zaman? Nisan, Mayıs, Haziran. Mayıs, Haziran'da gibi gelir. Ya Mayıs ya Haziran. Abi şampiyonu geçebilmek için 6 yıldız Kingpin, 5 yıldız Kaptan Marvel, CGR, Clary, Hulk, Ragnar iş yapar mı? CGR'ye takviye kullanırsan iş yaparsın. Onun dışında zor. Sen ne zaman yapacaksın soruyor ya. Ben yapıyorum. Son bir saat kala yapıyorum. Bir sefer içinde bir his var. Savaş ödüllerinden gelen iyi bir euro gelecek. Bana 2 aydır güzel, ikisi de çok güzel euro geldi. Bana gelecek olanlar geldi. Olmayan gelsin de çok problem değil. Bizim buradaki de uzar çalıyor vallahi. Allah Allah, çılgın bunlar. Hasan bilmiyormuş artık. Fırtınex kopya özelliği nedir abi? Sağlığı %25'in altına düşüyor zaman maksimum kopyadayken iki etkiyi birden açıyor. Abi kabama sövmek ne kadar günah. Bayağı günah, sen yarı sövme. Recai İskender'i tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Şarkıcı mı? Sanki öyle İskender Paylaş vardı şarkıcı olarak, tanımıyorum. Abi telaffuzun ne zaman gelecek abi, bitti macerası. Bugün yarın gelir. Vallahi doktor kopyalan söyle demezsin abi. Ya kopya istediğim tabii ki doktordum ve Nick Fury var zaten. Abi Corvus'un manyetu mu? Corvus. 6 yıldız Corvus gelse tepkin ne olur? Allah Allah. 2020'de oyuna gelen ilk karakter ne? 2020 hatırlamıyorum. Gürkan abi oyunun en yüksek ağır saldırısına sahip hero boss mı? Yok değil, daha yüksekleri var. Klopsidin fena vurmaz. İlyas hoş geldin, aleyküm selam. Abi kabamın iki elemanının fotoğrafını bize yok, şu anda gösteremem. Abi ben de internetten bakmam lazım çünkü. San yakın kristalleri telafi bana niye gelmedi? Hangi, ne telafisi istiyorsun? YouTube'dan bakabilirsin demiş. Doğrudur. Ben de Doom ve Nick Fury kopya istiyorum demiş. İnşallah abi. Doktor Voodoo mu? İlk R5 G99 mu? Doktor Kopyalı Doktor Voodoo. Allah razı olsun, sen de Allah'ım. Doktor için kopya taşı gelse tekliflere alır mısın abi? Alırım tabii canım, alırım. Olmazdı mı? Oyuna en çok hangi hero eklensin isterdiğini de izliyorsun. Vallahi Apocalypse geldi, Doom geldi. Ben bu ikisini çok istediğimi 2 sene önce video yaparken söylemiştik Kemal'le. Odin'i çok isterdim. Odin patladı. Yani şu anda açıkçası çok bir şey beklediğim yok. Ama var olan şeyleri düzelsinler isterim açıkçası. Eagan top mu, yarı top mu? Top. Üstad en iyi 3 bilim defans hero'su. Onu aslında defanslarda yapıyorum ama söyleyeyim ya. Taş adam. Quake'i çok beğeniyorum defansta. Quake. Yine bir bakmam lazım. Kim var başka? Şöyle bilimlere bakalım. Void. Bu da güzel. Örümcek domuz çok güzel iş yapıyor. Örümcek given'ı da severim. Koca kafalı modok da yakalarsa öpüyor. Bunlar. Bana Void çıksa ters takla atıp uçarım. Aman dikkat, yarı düşme. 2020 ilk kartı Sincap kız ve Nova. Hatırlayamadığım için çok üzüldüm. 5 para etmezler. Aynen fraklarını içerdi. Güzel olurdu. Abi Mephisto'ya mı buff gelsin? Önce Dormammu'yu isterim. Dormammu'yla aranda gönül bağı var.
Gönül bağı var. Bu nasıl bir şeyse abi. Sanki babamın oğlu, dayımın kızı vicdansız. Gönül bağın alan vicdansız. Thor sonsuz savaşı gelse oyuna veya var ya inşallah. Baltalı zayıf Thor gelse. Doktor Voodoo için en az kapkaç kopya lazım. 100 kopya. Galactus gelse işte ah. Kopyasız Void Rage atılır mı? Yok atılmaz. Eskiden atılırdı. Yeni kaptan gelmesin de selam. Aleyküm selam Atacan hoş geldin. Herkesin tuttuğu işte. Amin inşallah Allah razı olsun. Yıllar sonra sıfırdan yeni bir hesap açtım. Çok şey değişmiş. Rütbe basmam gereken evime kadar hangileri oldu artık. Yılmaz kanalımızda şey var şu anda sınıf sınıf hemen anlatıyorum. Daha yeni attığım var. Bir de top listesi var. Oradan bak top listesindeki roların hepsini atabilirsin. Kırmızı gardiyan kaç kalkana çıkıyor abi max olarak? 15 kalkana çıkıyor 200 kopyadayken. Oynamadığım halde bilirim. Abi oyunda neden Batman ve Superman gelmiyor? Var mı bilgim? Var. Onlar DC karakteri. Oyun Marvel oyunu. Ondan dolayı gelmiyor. Kanama yere çık kuyak 5.65 atılır mı? Atılmaz mı ya? Ayıp ediyorsun. Bak bizde bile şu anda 5.65. Ayıp ediyorsun. Surtur arenası var ama kendisi. Arenanın arkasında gözüküyor bizası. Kanalda kaç videom var reis? Ah Turgay hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum ki kaç tane var. Oldu mu? 4000 oldu mu video? Bilmiyorum ki. Aa ben çok sevdiğin hero kim? Ghost. Değil zaten Apocalypse de Cable. Bak ekranda gördüğünüz şu 3 hero. Omega, Apocalypse, Cable. Bunlar çok seviyorum. 200 kopya Red Guardian yarı tap olur mu? Olur. Allah'a büyük yazıyoruz. Aynen doğru. Aa ben çok seviyorum. Onu okuduk. Kaç video varmış kanalda? Yırkan abi eğer Kabamiroların güçlerini Marvel'e göre yapsaydı şu anda bu oyun çöptü. Çünkü herkes önlüsü. Ali bu senin görüşün. Ben katılmıyorum kardeşim. Sentry zamanında çok oynadın. Kopya özelliğini bilirsin abi. Bilirim yük sayısına göre. CGR arasında son 3 gün cüf cüf binmeyen kalmasın. O CGR'si çok pişman edecek. Abi 3 kere 5 yıldız açtım. 3 kere kızıl kafatası geldi. Kaç puan verirsin ne? Ben kızıl kafatasını çok severim. Kaç puan verdiğimi görürsünüz videolarda. Tekne ama ben çok severim kızıl kafatasını. Hiç kitap okuyor musun? Eskiden okuyordum. Artık okumuyorum. Kitaplar internete düştü. Artık okumuyorum. Eskiden kafamı kaldırmazdım. Yani ben şeyden taraftarım. Zamana uymamız lazım. Zaman şeklinde gitmemiz lazım. Zamana uygun gitmemiz lazım. Zamanın gerisinde kalmamak lazım yani. Aleykümselam Emre ne yapıyorsun ya? Derin devlet işlerini hallettin mi? Vuduyla Given Pull Reveş vardı sadece. Şimdi hesaba bak. Hakikaten öyle. Hakikaten şimdi hesaba bak. Fenayız başa belayız. Mijönyeli Kaptan Pukeş'e gelse. Ben de 4 yıl CGR'ye kasmayacağım da boyka edelim CGR'ye. Yok canım etme al katansın. Hamdolsun vallahi Emre bıdı bıdı yapıyoruz. Profesör X'in kopya özelliği. Belli bir rakama kadar şey yapıyordu. Yük alıyordu. Yani 60'a kadar mı? 70'e kadar mı? Yük alıyordu. Kozmik ailesi sürece işte CGR. Aynen canım aynen. Gülkan abi Kemal abiyle açtığın kara pantar çok ne gülmüştüm. Sen bir de bize sor. Krize girdik orada. Ben Atatürk'ü ben öldürdüm diye bir kitap var. Hayatını anlatan 600 sayfalık 3 kere okudum. Ben okudum. Güzel. Abi okulu bırakıp hesap alıp satacağım nasıl fikir? Kötü fikir. Oyunun geleceği yok ama hayatının geleceği var. Deadpool değil mi? Videosu var kanalda değil. Yürükan abi bir videoda adam Sabertooth koca ve Killmonger'ın Eagle oluyor. O eskiden de o yemez. O taktik yemez. 4 yıldız açıyorum abi şimdi ne çıktı ne yazıyorum çıktı ne. Hadi yaz bakalım. Bak böyle hızlı soru cevap yapabiliriz aslında ha. Ne bileyim abi daha önce yapmadığımız şeyler bunlar. İşte biz de zamanla tecrübe ediyoruz gençler böyle şeyleri. Yayını kapatacaktık kapatamadık arkadaşlar ya neyse dur devam. Aynen böyle falan de 4441 videom var yo artık. Yo artık Enes Batur'un bile 360 videosu valla. 4400 5000. videoya doğru gidiyorum. Allah sonumu hayır etsin. CGR kulitesi o zaman Proxima nasıl CG'den yüksekte sıralamada hiç kullanışlı değil. Az evvel Proxima oynadım emin görmen lazımdı. Yayından sonra tekrar izle anlayacaksın. Gürkan abi Tigran çok nerelerde defansta kullanıyor. Abi kızıl kafatası yine çıktı. Peşimi bırakmıyor. Aramızda bir miktar izi bağ var. Grafik tasarım mezunu kaç yıllık grafikasın abi? Önerin tavsiyeler nedir? Rahat 20-25-30 senelik tasarımcıyım. Önerim nedir? Bir işi yapıyorsanız en iyisini yapın. Ghost'a kopya şart mı? Değil ama olursa mükemmel olur. Gambit'in kopya özelliğini bilmiyorum ki. Ona bakasım bile yok yani öyle söyleyeyim sana. İlk videolarını izlediğim zamanında biraz tedirgin hallerim vardı. Şimdi kaşarlaştım yapacak bir şey yok. Abi bir de Nick Fury iyi mi? İyi.
Ayıp ediyorsun, soru mu? O kadar videonun şerefine kriste yemezler Furkan. Teknosa'da iPhone 12 Pro ile oynadığım ucucu hissiyat açısından fark yok diye iOS'ta Android. Allah Allah. Başarının sırrı ne? İnşallah başarılıyımdır. Yardıracaksın. Soru bulamadım ama soru işlerdi. Vazgeçmeyeceksin. Atatürk'ün dediği gibi vazgeçmeyeceksiniz. İhtiyacımız olan tek şey çalışmaktır. Ghost Max kopyada kaç güç basıyor? %5 basıyor. Abi Malmen en iyi 5 beceriye girer mi? Kanalda videosu olacak, göreceksin. Abi Piramide R5 atılır mı? Atılır. Aleyküm selam Hakan, hoş gelmişsin. Yoruldum. İlgin kopyası R5 atma. Hiçbir işine yaramaz. Yani 20-30 kopya olsa at. Eyvallah. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Abi Sunspot maksimum kaç solar hareket çıkar? 10. Sunspot kaç alev yükleniyor çıkıyor? İkiniz de aynı. Oğlum ortaklaşa mı soruyorsunuz lan? Arkan Atatürk nereye bakıyor? İstikbal göklerdedir. Oynan fazla bağışıklık karakteri şeymiş. Başlarken Emma'ymış. Ay, Osman'ım Allah razı olsun. Dikkat et, ne zaman zirve itti ve yerlerde göreceğiz seni inşallah abi. İnşallah, bir fikrim yok bu konuda. Abi metroda video çektiğin aklıma geldi. Gürkan abi, ben Kozmi'ye Anka Akşu'nun çok yüksek diyorum. Anka Akşu o kadar iyi olduğunu zannetmiyorum. YouTube Amagi TV Anka Akşu yaz, sonra bir daha gel. Belki fikrin değişir. Hayırlı geceler, Allah razı olsun. Abi sence Marvel Şampiyonlar Turnuvası biter mi? Her şey bir gün biter. Ya baki entel baki. Her şey GG olur. Baki olan yalnız Allah'tır. Telefonlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Hyperion'un Nick Fury mi abi? Nick Fury tabii canım. O değil abi. Leyber hattında değil. Kopya olduğu zaman. Kimi soruyorsun? O soruyu unuttum. Yunus harbiden nasıl denk geldi? Abi bence PC mühendisi olmak istiyorum. O yüzden sordum. Allah yardımcın olsun. Yani başarılı bir bilgisayar mühendisi olmak istiyorsan sosyal hayatından kısman lazım. Doom kopya olacakmış yarın. Abi bu oyun dışında oyun çeker misin? Ve oynuyorum. İkinci bir oyun kanalımız daha var. Ara ara oynuyorum. Ama bu aralar çok yoğun bir mucoş dönemimiz var. O yüzden pek yapamıyorum. Yok Zafer, bu hafta değil. Pazartesi günü. TV pazartesi günü gelecek. Gürkan abi, emanetler bu ay nereye ulaşacak inşallah? Koli yapıyoruz. Ramazan kolisi yapacağız. İçini dolduracağız. Ardından zarf yapıp göndereceğiz. Bir aileye göndereceğiz. 15.000 kişi toplanamayız ya, sanmıyorum onu. Ama bir miktar kişi toplanırız. İçimiz temizmiş. Sunspot abi kopya özellikle max solar yüklüyorsun. 120'ye çıkıyor. Harbiden Yunus. Seyahatle güzel. TR10'la istilen var. Aleyküm sen Mustafa, kanalda videosu var, izlemen lazım. İzle, bir tık at. Bir tıka $100 kazanırız. Mephisto kocak longshot hangisi alternatif saldırı olur reis? Longshot. Abi ekranda bazen ilginç bakıyorsun. Çok gülüyorum. Hayat böyle enteresan acı. Ekranın birçok yerine bakıyorum da onlar. Sadece ekrana değil. Yani burası gelip gidenler oluyor. Takipçi buluşması hiç yaptım mı? Yaptım. Şu anda kaç kredim var? Temmuz'a doğru kredi kasmanın yanına gelecek mi? Ben Temmuz'da kredi kasmayacağım Temmuz için. Zaten teklifin hepsini satın alacağım. Yani kredi satın alacağım. Özel soru bu. Böyle tuhaf sorular sorma. Böyle tuhaf sorular sormayın. Bugün 20 yaşında çıtırmacı olsan hangi mesleği seçerdin? Şu anki hayatın. Aynı bilgisayar mühendisliği devam. Yani zamanın mesleği. Teknolojiden asla vazgeçmem. Abi ben çok bufflanmasını istediğin 3 lira. Doktor Strange, Mephisto doğru mu? Yayın ne zaman? Hiçbir fikrim yok. Her an kapatabilirim. Param olsa da selamünaleyküm abi. Daha 3 saat var, bayılmak üzereyim. Git yat uyu. Kalkarsın 3 saat sonra ne olacak? Dün de. Abi yeni gel, örümcek domuz nasıl? Mükemmel. Gürkan abi Sinister Apocalypse'den size 10 üzerinden kaç puan alır? Kanalda videosu var. Kanalda videosuna bak. Abi acıktım, of. Yemek mi ısmarlayayım sana? Aha yeter, ben iptalim. Eyvallah. İyi yayınlar abi, seviliyorsun. Allah razı olsun. Bombastik veri fantastik. Sen de seviliyorsun. Nöbetçi Yusuf güzel abi, Cable kaç bozma verir? Her saldırı 2 verir, ona göre hesapla. Gürkan abi ben senin Anka Akşu'yu izledim. Anka Akşu'nun kul böceği gelen daha iyi olduğunu zannetmiyorum. Onu demek istedim. Eyvallah.
4 Temmuz'da 6 yıldız genel yönlendirme gelir mi? Genel gelmese bile sınıf gelebilir. 6 yıldız V5 atacağın ilk yarı ne olur abi? Şu andaki kadroya göre tabii ki Ghost. Üstad SV eskerle gelse 6 yıldız oynayın olur mu? Yok, olmaz. Abi Gundi'yi çok içten söylüyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Eyvallah Gundi. Hayat felsefem bu söz dediğim bir söz var mı? Var. Çalış çalış çalış. Bulamadım o istilayı. En son Abdullah olan var. Yo var ya. Az YouTube'a Magi TV vs TR bulunuyoruz o kadar. Abi eski bu maçın kopya özelliğine zehir. Abi Sadık destekçi kral destekçi olarak güncellesek o gelir de koli olarak yardıma mı gidecek? Hepsi gidiyor, yardıma gidiyor. Hiç değişmiyor. Abi Mecal Rahman'ım dikkat et kendine, Allah razı olsun. Kuyak 6 yıldız neden gelmiyor? Kabama zararı vardı ondan. Abi Gundi ne demek? Köylü demek. Abi bizim seçtiğimiz süreler ne oldu? Kabam unuttu. Yok unutmadı, yazın getirecek diyor. Yaz. Geçen sene bu zamanlara yakın Grandmaster. Vay be, ne günlerdi Tunahan ya. Vallahi billahi. Abi çok hızlı geçiyor ya. Çok çok hızlı geçiyor o zaman. Çok hızlı geçiyor. Kozmik teknoloji 5 yıldız mı açayım yoksa normal mi? Hiçbir zaman normal açmayın. Normal açmayın. Gundi milletine ve of bir yuma peynir olsa da yesek. Onu şey yaparız, konuşuruz sonra. Lan ne adamsınız ya, vallahi çok çılgınsınız. Bak ben size söyleyeyim gençler. Gençler benim ufak ufak sesim kısılıyor. Tamam. Hyper'ün ve Kök'ün adı. Benim sesim ufak ufak kısılıyor. Dikkat edin kendinize. Yarın akşam zaten varyant yediğimiz var. Direkt gelecek %100 yapacağız. Allah nasip ederse, kurban olurum ömrümüz derse. Teşekkür ederim beni bu saate kadar yalnız bırakmadınız. Dikkat edin kendinize. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kapatayım mı? Kapatayım mı? Dur, tuşun neredeydi? Buradaydı. Hadi bakalım.